Nerelerdesin ayol? İlanları dağıttık, afişleri astık, Reisör Beyefendi meydanlarda yok. Turgut! Adem sen misin be? Sabah sabah kapının önünde baykuş gibi ne öttürüyorsun adam? Hangi sabah kardeşim, saatine baksana. Oh, kusura bakma Adem, saat 11 olmuş. Sabahın altısında yatan bir insan da ancak bu saatte kalkar. Yarım saat olduğu kalkar. Niye erken yatmadın? Ne demek niye erken yatmadın? Biz dün neredeydik? Neredeydik? Sen, senin sevgilin Leyla, ben, üçümüz baloya gitmedik mi? Balodaydık. Balodan çıktık, saat 1 vardı gece. Vardı. Ben sizi evinize bıraktım, kendim eve geliyordum. Yolda kime rastlam beni? Kime rast geldin? Rana'ya. Aman ki yapışkan kadındı. Ne yapışkan olduğunu bilirsin. Tutturdu illa beni Emirgen'e çay içmeye götür diye. Rana'cığım dedim, bu saatte Emirgen olmaz. Sen git yat, ben seni yarın gezdiririm dedim. Ne dediysem kâr etmedi kardeşim. Neticede bir araba tuttuk, Emirgen'e gittik. Yalnız Emirgen'le de kalmadık. Bütün boğazı alt üst ettik, sabahın altısında geldik yattık. Rana hala uyuyor içeride. Çok iyi yaptın. Utanmadan bir de konuşuyorsun değil mi? Ne demek? Ya bugün prova general olduğunu bilmiyor musun? Arkadaşlar hepsi seni bekliyorlar. Bugün oyunun premieriydi değil mi? Tabii ya. Bak ne ayıp oldu. Artistler provaya geliyor, rejisör meydanda yok. Ama ben şimdi seninle gelemem madem. Niye? Biliyorsun ben bekar adamım. Evimde bir kadının kalması doğru olmaz. Evet. Sen git çocukları oyala. Yarım saate kadar rejisör gelecek de ben Rana'yı uyandırıp evden sepetlerim, sonra gelirim. Aman Turgutcuğum, beni mahcup etme. Eder miyim? Gözünü seveyim çabuk. Uyandırayım şunu. Az kaldı, unutuyordum. Bak, senin uyku ilacını almış. Ha, teşekkür ederim. Heh. Nasıl kullanılıyor bu? Şimdi bundan bir tane aldığın zaman 12 saat uyuyorsun. 2 tane aldın mı 24 saat. 3 tane aldın mı Turgut, bir yeter, bir daha kalkmazsın. Ne tesirli ilaçmış böyle. Bunu muhalefete yutturmalı da iktidardakiler rahat çalışsınlar bari. Turgut! Turgut! Leyla! Sen ne geldin yavrum? Evet. Sana kaç defa tembih ettim bana haber vermeden buraya gelme diye. 2 dakika evvel ya, sen cinayet çıkardın neden? Burada. Neden? Neden olacak? Sevgilin Adem buradaydı. Adem'in canı cehenneme. Ben seninle kavga etmek için geldim. Bak hayatım, şimdi benim canım kavga etmek istemiyor. Sen git yarın öğleye doğru gel, ağız tadıyla bir kavga edelim seninle. Aa, beyefendiyle kavga etmek için randevumu almak lazım. Allah ya, ne uyanacak? Niye kavga edeceğiz şimdi? Neyse, bırak şimdi dalga geçmeyi. Dün akşam sen, ben ve Adem neredeydin? Tamam, biliyorsun ki baloya gittik işte. Karşımızdaki masada da çok güzel sarışın bir hanım vardı değil mi? Allah aşkına karı güzelim. Ne dedin? Yani kadın mı vardı diyorum, ben farkına varmamışım da. Şıkasıca gözlerine devamlı ona bak. Ben? Evet. Sarışın kadına. Evet. Hadi canım saçmalama, öyle şey yapar mıyım? Hele sen yanımdayken. Bak yavrucuğum, eğer hayatımda senden başka bir kadın varsa dünyanın en namussuz, en şerefsiz, en alçak. Adem! Gel oraya girme, oraya giremezsin. Şuraya, neden şuraya, 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 şuraya. Çabucak, ben çıkmadan çıkma. Ay Allah, yine nerede bu adam? Lan gece rüyamda beni mi gördün? Hiç gelmez, Turgut. Üstümü başımı parçalayacak. Hani gidiyordum çocukları idare etmeye? Gidiyordum ama aklıma çok benim bir şey geldi, onun için geri döndüm. Neymiş o? Dün akşam sen, ben, bizimki neredeydik? Topala, biliyorsun. Balodaydık yavrum. Heh, balodaydık. Karşımızdaki masada. Gayet güzel. Sarışın bir kadın yok. Şşşt! Hadi. Sarışınlardan bahsederken yavaş bahset, duymasınlar. Neden? Rana uyuyor, duyarsa kıskanır, biliyorsun. İşte karşımızdaki masada gayet güzel sarışın. Yavaş, orası yavaş bir an olsun. Karşımızdaki... Daha yavaş. Tamam, anladım. İyi ama ben anlamadım. Ben anladım, sarışın kadın dedin, tamam. Heh, işte o kadın bana baktı. Ne yaptı? Kadın bana baktı. Sarışın kadın. Yüksek sesle söylesene, bağırsana lan sarışın kadın bana baktı diye. Oğlum biraz evvel alçak sesle konuş demedin mi? Bağır şimdi Adem, vaziyet değişti. Demek sarışın kadın sana baktı. He, bana baktı. Duydun mu? Sağır değilim, duyuyorum, ne bağırıyorsun diye. Adem suyun ısınıyor ha. Anlamadım. Su ısınıyor, banyo yapacağım diyorum, çabuk ol. İşte o kadın bana baktı, ben de ona baktım. O sırada size bir göz attım, piste beliklinden sarmaş dolaş dans ediyorsun. Dans ediyoruz. Sen bilirsin, ben eski kulağı kesim. Ne zaman parasındır abi. Fırsatı kaçırır diyeyim. Kadına işaret ettim, kadın büfeye gitti. Ben de arkasından doğru büfeye. Çıkma! Büfeden çıkma lan. Bak girdin, içmeden çıkma bak. Hay Allah, müstahkını versin. Turgut, ödümü koparttın, sana bir şeyler oldu zannettim. Ay görüyoruz az da. İçmeden çıkarmayayım canım. Çıkma, içmeden çıkma, sinirlenirim ben. Neyse uzatmayalım, kadından konuştuk, anlaştık. Kadından randevuyu aldım. Güzel. Eve geldik, kapıyı açtım, içeri girer girmez. Turgutcuğum. Ensemde bir tokat patlamasın. Leyla mı vuruyor? Tabii Leyla vuruyor. Niye? Niye olacak? Kadınlar işaretleştiğimi görmüş. Dur bir dakika şimdi. O sarışın kadına baktın diye Leyla sana da mı kafa tuttu? Yoksa sana da mı kafa tuttu?
Yok canım, bana ne diye tutsun senin sevgilin? Tabii ya. He. Efendim, o yetmiyormuş gibi tuttu beni ensemden doğru mutfağa götürdü. Başını eğdi. Belki başını yıkayacak sarhoşsun diye. Ah, ben de öyle zannettim. Kuzu kuzu başımı eğdim, eğmez olaydım kardeşim. Niye? Orada ne kadar porselen, tabak, çanak varsa hepsini kafamda parçalamaz mı? Adem, erkekliğine bayılıyorum. He. Tabii ya, o zaman benim de erkekliğim tuttu, yere eğildim. Eyvah, odunu kaptın Leyla ya. Yok canım, kırık dökükleri toplayıp çöp berekesi aldım. Allah seni rehber. İşte o sırada aklıma sen geldin Turgut. Ne diye? O sarışın kadın bana değil de Turgut'a baktı dedi. Halt etmişsin kerata. Ne diye benim ismimi veriyorsun be? Tevekkül değil. Sonra gelir Leyla bana ne söyler? Nasıl soktarırım ona? Ne bağırıp çağırıyorsun ya Leyla benim sevgilim, sana ne oluyor? O da var ya, ben şaşırıyorum da benim sevgilimmiş gibi geliyor hani, değil tabii. Ne olursa senden olur Turgut'cum, biz eski arkadaşız. Ne olur Leyla'yı birkaç gün idare edin. Adem, biliyorsun seni seviyorum. Hatırın için idare edeceğim Leyla'yı. Ha, sağ olasın. Adamlar var. Çık Allah'ım. Bu sefer gördü işte. Seni gidi seni. Bak, demek benden habersiz işler yapıyor. Sinirlerine hakim olmuş. Nasıl sinirlerine hakim olmuş? Allah aşkına. Nasıl iki medeni insan gibi konuşuyor? İki medeni insan gibi konuşması var mı bunun? Hadi aramızda bir şey yok. Yeni geldi daha. Tabii yeni gelecek. Yeni geliyor da bana niye haber vermiyorsun? Ölecektim, fırsat bulamadım. Bakın, başından anlatayım. Şimdi onu filan şey. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Şaka yapıyorum. Nasıl bari güzeldi? Kim güzeldi? İçerideki güzeldi. Sen onu görmedin mi? Yok. Ne diye kapatıyorsun lan orada öyleyse sana? Tut, ne diye üstüme yürüyorsun lan benim burada? Üstümü başımı parçalayacaksın, ne bağırıyorsun? Öldürürüm lan. Sana ne el alemin sahipli kadınından? Güzel olur, çirkin olur. Dur ne dedin, sahipli mi dedin? Sevgilisi var. Öyle mi? Evet. Öyle ya yahu, sana ne bana ne? Sevgilisi olacak boynuzlu düşünsene. Adem, ne enayiler vardır değil mi? Hani ben öyle enayiler tanırım ki. Sevgilisi arkadaşıyla burnunun dibinde olur da öküz farkına bile varmaz. Turgut, ben öyle değilim baba, değil sen mi? Sen bambaşka. Allah aşkına. Senden doğru. Bir şey kaçmaz varla. Turgut, şunu bir göreyim. Çok merak. Benden ne çıkar canım, bir göreyim. Olmaz, utanır, o utanır. Hadi Allah aşkına. Turgut, nasıl? Mu. Yuhu lan yuhu. Çık bakalım küçük hanım. Duydun değil mi? Demek evvel Adem'e kafa tuttun, sarışın kadına baktın diye sonra geldin bana kafa ütülüyorsun burada. Ne yapayım hayatım, Adem'i ben Turgut'u seviyorum, onu kıskanıyorum diyemezdim ya. Bir yalan uydurdum, hırsımı ondan aldım. Asıl yalanı şimdi uydurdun. Herhalde ondan bir hediye istedin, almadı. Aynı numarayı bana yaptın ama hava alırsın, on param yok. He. Ben senden hediye değil, seni istiyorum. Bırak şimdi beni. Bak şimdi hayatım, yarın akşam Adem eve gelmiyor. 12'den sonra seni bekliyorum. Olmaz, ben yarın gelemem. Yarın değil, bir hafta gelemem yavrucuğum. Biliyorsun yeni bir eser koydum sahneye, Otello'nun Diş Fırçası diye. Onun premieri bugün değil mi? Geleceksin. Gelin. Yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. Bırak şimdi. Bırak beni, tehdit etme. Ben gelmem böyle şeylere. Ay gözün kör olsun. Kurtalan ekspresim bu arada. Bir şey değil. Rana uyanacak. Kim burada uyanacak? Sen yok yani, konu komşu uyanacak. Tamam gelirim. Hadi sen bahçe kapısından gözünü seveyim. Ne şey. Biçim güle güle kolar gibi. Nasıl olacak? Hani öpücüğüm? Affedersin unuttum. Güle güle hayatım. Güle güle bir tanem. Güle güle Allah'ın cezası. Tamam bunu atlattım ama felaketin büyüğü içeride. Yürü! Bıktı mı sandın senin durdurundan vallahi billahi? Ulan bak, kocana herif diye hitap etmeye utanmıyor musun sen be? Hayır, ağzından kaçtı işte. Otur kız, otur. Rüzesun ağzının torbasını da bak, bundan sonra herif diye hitap etmesin bir daha ha. Ya. Ne de gelip durayışına otur da. Ayol nereye oturuyor? Oy, ulaçal başıma otur. Ha burası senin damadının evidir. İstediğin yere otur efendim. Senin sözünle oturmayacağım. Ulan tamarıma basma, otur derim sana. Oturmayacağım. Ulan otur derim sana. Oturmazsan ne yaparsın? O zaman ben otururum da. Şöyle imana gel bakalım. Ay sanımla evlandığım cüne lanet olsun, beni pişman ediyorsun be. Unuttun değil mi kebapçı köpeği gibi kapının önünde dolaştığın günleri? Kim dolaşaymış efendim senin kapının önünde? Sen dolaştın. Efendim ben o cüm para düşürmüştüm sizin kapının önünde ona. Ya. Eş dost bağa Celdu dediler ki, ula kasap Sami Celdu'nun yetiştin, artık seni everelim. Ben de onlara sordum, bağa kimi münasip cüreysiniz diye. Senin ailene söylediler, anan baban iyi insanlardı. Ama sen onlara hiç benzemeysin be. Sen benim aileme kurban ol kurban. Ben bir kere paşa sülalesinden gelmeyeyim. Kimmiş efendim senin paşa sülalen? Ayol kim olacak? Davut Paşa, Kasım Paşa, Süleymaniye Paşa. Sen benim dedemi bileyim misin? Nereden bileyim? Baltacı Mehmet Paşa'dır da. Hadi kızın yanında saçmasın. Ula sen Kasımpaşalı çamaşırcı Fadime'nin kızı değil misin? Sen onu halt etmişsin. Benim anam çamaşır öğretmeniydi. Benim babam da bulaşıkçı profesörüydü. Saçma konuşma. Ay anneciğim, babacığım. Ay ne olursunuz biraz yavaş olun canım. Biliyorsunuz ki kendi evimizde değiliz. Ayıp. Cöre misin kız, burada ne demek isteyin şimdi efendim? Ha burası senin Çinli evin değildir. Hesaplı konuş, ölçülü konuş efendim. Ay, burası benim damadımın evi. İstediğim gibi hareket ederim. Ay,
Şu dırdırınızdan öyle bıktım sandım ki. Düğün günü bir an evvel gelse diye can atıyorum. Oy benim akıllı kızım, göreyim misin? Ha bu düğün bir an önce olsun damadın koynuna cireyim diye düşüneyim. Aa, tabii ya. Haklı benim tonton kızım. Ay Allah sana kurban olsun yavrum. Ama anneciğim hem beni seviyorsunuz hem de çok üzüyorsunuz ya. Güzel kızım, anacın seni hiç üzer mi? Üzüyorsun. Ya Rabbim şu güzelliğe bakın. Tıpkı Türkan Şoray. Bir elmanın yarısı kızım, yarısı da ben. Hık demiş, burnumdan düşmüş. Ula düşse düşse senin burnundan ahtapot düşer be. O kız asıl bağ benziği bağ. Oy gözlere bak gözlere, eşek gözü gibi sana. Yılaşma, yılaşma be. Sen benim kızıma ne hakla bağırıyorsun? Onun üzerinde senin ne hakkın var? Bütün hak bana ait, bana. Senin hakkın neymiş efendim? 9 ay 10 gün karnımda taşıdım onu. Ula alırsın hamaliyeni, çeker çitersin işine be. Ha. Herif onu ben doğurdum be. Ula onun müteahhidi da benim, ben! Ben inşaat malzemesi miyim? Hani Turgut duysa vallahi rezil olurum. Kim ula bu Turgut? Ayol kim olacak kızın nikahlısı damat? Haa efendim, Turgut geldi sonra benden istedi, ben ona olmaz dedim. Ama ne yaptı etti, annenin gönlüne girdi, aldı seni ondan. Nikahı, önce nişanı yaptı. Arkadan pastı nikahı, tuğunu bugün edeceğim, yarın edeceğim de bizi atlatayı tuğunu etmedi. Anne! Atlatıyormuş. Eğer öyle bir şey yaparsa intihar ederim. Kendimi intihar ederim. Efendim intihar etmene lüzum yok. Ha o Turgut gelsin bugün buraya. Ula diyeceğim ona tuğunu et. Tuğunu etmezse tutacağım onu saçlarından. Çekeceğim sürmeni. Yatıracağım onu dizime. Tılayım, tılayım, tılım keseceğim. Ama hoş geldiniz kayınpeder. Sevgili kayınvalideciğim, hoş geldin. Kayınvalideciğim diyen dinleneyim damat. Bu ne güzellik böyle. Sağ olun efendim. Elen kerefiş deken gözleri şiş. Sarımsaklı çereotlu. Tuuu maşallah damat. Gel kaynanalım. Gel kaynanalım. Ulan ne olaysın be? Ula 30 senelik benim helalumsun, bana daha bir defa çalkalamadın bile. Hadi sana azrail çalkalama. Sana ne olay, sana ne olay? Elini öpecektim. Ula elini öpeceksin, cidersin. İnsan gibi elini öpersin. Niye çalkalataysın ona be? Neyse, oldu bir defa. Sevgili nikahlım, hoş geldin. Hadi bakalım, dur nereye cideysin efendim? Uzun ettiniz efendim. Ha. Sizin kızınız olabilir ama benim nikahlı karım. Efendim o senin nikahlı karındır, tuğunu ettin mi? Ha, niye etmeyesin tuğunu lan? Demedim. Şey için demedim efendim. Ne için? Mali vaziyetim bozuk. Ne dey bu? Param yok diyor. Ha, param yok, yok diyorsun. Efendim biz onu kayınvalidemle beraber düşündük. Ha bu cüzdanın içine tam 250 bin lira para koyduk. Ha bu uşak dedik, bu parayı doğumda istediği gibi harcasın, masraf etsin. İşini görsün dedik. O paralar bizim istasyonda durmaz mı? Efendim benim para ekspresdir, küçük istasyonlarda durmaz. Evet, madem geldiniz bir aya kadar yaparız bu düğünü. Efendim? Bir aya kadar diyor. Damat ne diyorsun sen? Ha bu düğün bu gece olacak. Olur mu öyle saçma şey efendim? Öyle düğün bir gecede olur mu? Düğün yapmak için evvela davetiye bastırmak lazım, misafir çağırmak lazım, büfe hazırlamak lazım. Biz hepsini yaptık damat. Nasıl evet, yaptınız? Her şeyi hallettik. Evet. Yani davetiye bastırdınız, dağıttığınızda buraya düğün var diye misafir mi geliyor? Evet. Bizim sosyeteyi bile davet ettik. Allah rahane olsun. Kasımpaşa sosyetesi damat. Sonra bir de benim bir misafirim vardır, askerlik arkadaşım ha. Anlayın mı sonra? Anladım efendim. Ha, birinci sınıf başkomiser. Öyle o da çeleği bu akşam. Efendim, inanın... İşte son defa söylerim sana damat. Ha bu düğün bu gece olacak. Vallahi olmaz efendim. Eğer bu düğün bu gece olmazsa damat, yatırırım seni düzüme, tutarım saçlarından, çekerim sürmeni. Tılın, anne, tılın, tılın. Kocamı kesiyor. Ay korkma, o tavuk bile kesemez be. Hadi bakalım siz geçin bahçeye. Hazırla, başlayın. Ha. Damat, kaydın açın. Gir içeriye, aman, gir içeriye aman, be. Öf be. Ha, evet. Bak sonra. Hadi, hadi. Ulan çabuk içeriye be. Ulan ne olay be? Ha, ne olay? Başımdan köprü mü kuraysınız be? Damat sana son defa söyleyelim. Evet. Ha bu düğün bu gece olacak. Olacak. Eğer bu düğün bu gece olmasa damat, yatırırım seni düzüme. Biliyorum çekerim efendim. Sürmeni. Dilim, dilim, dilim. Ha onu bilaydın. Bastırma kesiyor herif. Dilim, dilim. Vay Allah, nereden geldi bunlar ya? Bundan 1,5 sene evvel Anadolu'da turnede geziyordum tiyatroyla. Bir yerde rehin kaldık, parasız kaldık. Bu zengin adamın şu salak kızına nişan yaptım, nikah yaptım. Düğünü bugün yaparım, yarın yaparım diye atlattım. Birkaç kuşaldım, sonra da çektim, geldim buraya. Nereden bulmuşlar adresimi? Allah! Bir de Rana benim evlendiğimi duysun, cinaya çıkar. Allah canım alsın. Gözünden kıskanır beni. Aman boşver, iş olacağına var. Günaydın sevgili. Günaydın yavrum. Ne oldu öyle birdenbire şeytan çarpmışa döndün? Yok biraz örtün çarptı da. Günaydın dedim değil mi? Günaydın dedik, bize karanlık demedik herhalde. Anlaşıldı hayatım, sen çok sinirlisin. Ben sinirlerim bozuk Rana. Kahvaltı etmeyecek miyim? Bu kahvaltı yok yavrucuğum burada. Peki sen ne yapıyorsun canım? Ben simitle çayla idare ederim. Ben ona da razıyım. Ha şimdi o da yok yavrucuğum. Seninle kahvaltı etmek. E tabii şimdi. Karnım çok aç. Tamam, köşede muhallebici var, gider kendine mükellef bir ziyafet çekersin. Bir nevi sepet havası değil mi? Yapar mıyım öyle? Anlıyorum hayatım, sen artık beni hiç
seviyordu. Ha, ne biçim laf kırdı öyle? Hayatımda senden başka bir kadın varsa dünyanın en namussuz, en şık. İdrola ayağını. Bana prensibi. Hayır hayatım. Ne olur Turgut, dinle beni. Hayır. Ona Turgut. Hayır ben. Ula okullar mı biraz da bari. Turgut. Gel la buraya. Allah. Tillom, tillom, tillom. Buyurun efendim. Kim o bu karı? Anam. Oha! Anam olur mu canım? Anam değil tabii. Şeyim, arkadaşım var Adem, Adem'in karısı. Ne deydin sen ona? Efendim kocasıyla kavga etmiş de barışın diye ikna etmeye çalışıyordum. Ama sen onu öpeydin be. Öpüyordum tabii. Nasıl tarif öpeydin? Ediyordum. Git kocanı böyle öp barışın diye. İnanmayarım sana. Şimdi arkadaşımın karısı olduğuna inanmıyor musun? İnanmayarım. Sorarız kendisine. İnanmayarım. Öyle değil mi efendim? Ne? Kahvaltıya gitmiyor mu? Tabii öyle. Haa, öyle mıdır? Öyledir ya, öyledir. Bana bak Turgut, kim bu moruk Allah aşkına? Bizim Adem var. Adem'in kayınpederi. Ayol, Adem'in kayınpederi yoktu ki. İnanmıyorum. Hayır inanmıyorum. Sor bakalım. Öyle dedi. Değil mi efendim? Ne öyle değil? Yok mu bu gece? Aa öyledir efendim öyle. Ay ben nereden bileyim Turgut'cum değil mi ya? Allah Adem geliyor. Adem geliyor. Hay Allah. Nerelerde kaldın? Sen oğlum karının yanına ne, geç. Ne diyorsun? Kocası Adem geldi. Bey, bu bey sizin neyiniz olur? Gel kayınpederin çağırıyor. Ne kayınpederi ya? Gel la buraya. Ulan uşak sen Adem misin? Adem'i. Şimdi ben içeriye girdiğim zaman ha buyurun bu karıyı öpeyim. Öpsün. Ulan sen ne biçim adamsın? Ulan sen Adem değil misin? Adem'im. Ulan ben de sana derim ki ben içeriye girdiğim zaman ha buyurun bu karıyı öpeydi öpeydi. Canın çektiyse sen de öp ya. Ulan aranızda şirket mi kurdunuz? Ha o şirkete beni de ortak edin de. Bas parayı ortak ol bana ne ya? Ulan sen ne aynı izliği poyn izliği pe. Adem'i müdür nedir ya? Bana bak Turgut, bu adam ne şirketinden bahsediyordu şimdi? Efendim kayınpederiyle Adem bir şirket kurmuşlar da iflas mı etmişler ne? Onun meselesini halletmeye çalışıyorlar. Halledecek başka yer bulamamışlar da burada mı hallediyorlar? Gitsin evlerinde halletsinler değil mi efendim? Ne diye evinizde gidip halletmiyorsunuz şirketinizin meselesini? Ne? Adem Bey, buradan çıkan bey sizin neyiniz olur? O bey... Ne oluyor da Turgut? Rana bak bırakıyorum bak. Parmağıyla sinirin yayı bozuldu bak. Başlarım şimdi parmağına. Evet Adem Bey neyiniz olur? Kayınpederim. Yok ya sahi mi? Ulan ne zeka be. Maşallah kayınpederinizi çok çabuk tanıdınız bay salak. Evet biraz salak. Ay bir şey ne bozdun bay salak? Bir saat işaret ediyorum lan insan kayınpederini yarım saatte mi tanır? Her neyse tam zamanında geldin Adem. Adem biliyorsun benim az önce nikahlı bir karım var. Onlar bugün buraya geldiler. Düğün yapacaklar bu akşam, misafir davet etmişler. Kayınpederle kayınvalide bahçede büfeyi hazırlıyorlar. Hemen çık onları idare et, ben Rana'yı buradan kaçırayım. Yok kardeşim yok, senin kayınpederin aksanımın biri ben idare ederim. Rana'yı kaçırıncaya kadar buraya gelmesin. Ay böyle zor işleri de bana yaptırırsın ayol. Hadi aslanım benim Adem, hadi. Allah razı olsun. Abi bize bir davetiye gönderdiler. Burada düğün varmış. Bu düğünde bizim esker arkadaşı var Sami Bey. Onun oğlu mu doğuruyor, kızı mı sünnet oluyor. Biz de kalktık, düğünde yemekli. Düğün yemekli diye ben 15 gündür yemek yemiyorum. Vallahi bir kişi de çıkıp kapıda bizi karşılamadı. Ulan ben başkomisersem bu gece bu düğün karakolda bitir. Ben ne der düğün evini karakola düşürür. Şimdi abi bak yolda geliyorum ya, yolda böyle geliyorum bak şimdi. Adam böyle yaptı maşallah be başkomisere bak ne heybetli gidiyor. Nasıl heybetli gitmem abi, yanıyorum bende basur var abi. Kollar da böyle ya, kollar böyle ya. Koltuğun altında da köpek memesi çıktı ha öyle gidiyor. Neyse şimdi biz bunu mesele etmeyelim de biz bir evvela bir danışalım evvela. Efendim bendeniz Beyoğlu Emniyet Amirliği 1. sınıf başkomiserliğinden gıdemli kolunda çizikler var. Cibali karakoluna tayin edilen 1. sınıf başkomiser Cafer Kıskıvrak. Namı diğer kemik kıran Cafer. Allah elime kemik düşürmesin. Heyret ediyorum, 2 dakikada kıyma oluyor, çıkıyor. Benim Beyoğlu'nda basmadığım kumarhane, basmadığım randıman evi kalmadı. Herhangi mühim bir hadise olduğu zaman bana haber verilir. Cısızlık filan gibi, takip gibi. Ben şüphelendim mi gece sabaha kadar asfaltta kendi kolyemi takip ediyorum.
Geçenlerde bir kadının çantası çalınmış, ağlıyor kadın. Otur abla dedim, ne ağlıyorsun sen? Bak saatine. Kadın saatine baktı, 15 dakika sonra o kadının çantasını çalan 35 tane hırhız buldu. Çantayı gösteriyorum, 35'i birden böyle ediyor. Ben çaldım, ben çaldım. Diyor, her ne denkse anlamıyor. Sıkısa demesin koruyun bana. Şimdi ben diyorum ki bunlar yemek yetiştiremediler. Yoksa yemeğin kokusu falan olur. Bela geliyor. Hey. Bizim karı geliyor abi. Bu karı da beni yaktılar abi verirken. Gündüz kız kardeşini gösterip gece bunu verdiler. Bunu verdiler abi. Hoş geldin bebeğim, otur bakalım, otur bakalım. Sıfatını biraz asık görüyorum, bir sebep mi var acaba? Yani Cafer, sen beni buraya getirdin ama çok üzüyorsun. Ben ne ettim sana kardeşim? Ayol, bir kutu çiğ köfteyle düğüne gelinir mi? Ya ben köfteyi çiğ götürdüm, o ne yapışınsın? Hem her şeye burnunu sokuyor, hem usul erkan bilmiyorsun. Kim bilmiyor, ne bilmiyor? Usul erkan bilmiyorsun. Hadi ulan vicdansız kadın, usul erkan bilmiyormuşum. Abi bak, iftiraya bak. Benim 8 sene sirkeci karında sabahtan akşama kadar erkan karşılamaktan anam ağladı. Ben 8 sene erkan polisi yaptım be. Sabah indi kiliyorum abi istasyona. Haydi gelen trene selam. Giden trene selam. Akşama kadar el durmuyor. Bu el alışıyor böyle, eve giderken dolmuşa selam, otobüse selam. Orada bitse yine razıyım. Sabaha kadar kendi yorganımı kendim açıyorum kapıyı. Kendim açıyorum kapıyı. Ben bilmiyorum, bak bana iftira etme, kocuğu seviyorum. Bana bak, benim kafamı kızdırma Cafer. Bana bak karı, seni çekerim karakola. Sana bir vatandaş muamelesi yaparım. Vallahi 6 ay oturamazsın ha. Adamın ashabını bozma. Beni sınır etme. Sınırlandırma beni. Şurada eğlenmeye geldim. Onu da burnundan getiriyorsun. Seni mi çağırdılar? Bana davetiye gönderdiler. Ben geliyordum, seni getirdim. Bak, kocanın kıymetini bil. Adam düğün yapıyor. Bana davetiye gönderiyor. Ve ben bu düğüne şeref veriyorum diye kaç lira harcıyor. 28.7.1945 salı. 28.7.1945.000 lirayı Cafer geliyor diye burada yemek yapıyor, harcıyor benim için. Ayol, o para değil, tarih. Ne diyorsun lan? Tarih diyorum. Kız hakikaten bu para değil mi? Değil tabii. Tarih mi? Tarih o. Ne bağırıyor? Ne bağırıyor? Git dedikodu yap, hadi koş içeriye söyle. Hocam birinci sınıf başkomiser okuma yazması yok, bilmiyor diye. Ben senin ağzını arıyorum lan, biliyor mu diye. Hayır, yani bilebiliyor mu, ona bakıyorum. Sen esas bunu oku da ciğerin yansın. Nedir o? Sabahın erkenden emniyet müdürlüğünde bulun diyorlar. İster misin beni Anadolu'ya tayin etsinler? Allah esirgesin. Allah esirgesin ya. Benim gibi Suadiye çocuğu Anadolu'dan iner, yanarım ben oraya. Peki yarın ilk vapurla gidersin. İlk vapurla gidersin, ben müezzindim, sabah ezanı kalkacağım. Otobüste gidersin. Otobüse binmem, biletçi para almıyor, ısrar ediyorum. Oradan bir gazeteci görecek, vay başkomiser Cafer rüşvet yedi. Ben şerefimle yaşadım. Şeref olsun diye de seni aldım ben. Neden o? Ulan göbek kadın şerefiye değil mi senin? Tam 9'da orada olman gerekmez ya, biraz da geç gidersin. Biraz geç gidersin, yeni emniyet müdürünü tanımıyorsun sen. Koltuk elden gitmesin diye adam salepçilerden haber geliyor vazifesine ben. Peki ne olacak? Biraz sonra ekip arabası bir duşları topluyor. Belki otobüste yer bulursam giderim, bakayım işte diyor. Ya demek sen akşamdan gideceksin. Peki ben ne olacağım? Benim eğlenmeye hakkım yok mu? Ulan eğlen, düğüne geldin be. Zaten bir hafta evvelden oynamak için hazırlığa başladın. Çantaya koydun kaşıklarını. Sonra sen seversin, ben programı sordum. Programda ayı da varmış, seversin. Bana bak, hayır efendim, gitmeyeceksin. Bana bak, bana bulaşma be. Beni kızdırma. Vallahi elinde kalırım bak ha, sana söyleyeyim. Ben hasta adamım, bana dokunma. Gitmeyeceksin diyorum sana. Giderim lan, hadi bak. Gideceğim, hadi bak. Babanın kemikleri çıksın mezardan, yine giderim, oynuyor oynuyor. Gitmeyeceksin. Ulan bunda bir keramet yok, bağırma kar, rezil edeceğim bizi. Ben bu akşam vazifeyle Beyoğlu'nda bir otele gidiyorum, bunda bir şey yok. Beyoğlu'nda ha? Evet. Sen yalnız otelde. Evet. Ay yutmam numarayı. İyi ki beni bir defa sinema olacağısında bir karıyla yakaladın. Ne cesaretle kadına sımsıkı sarılmıştın?
Ama nasıl yakaladın? Senin maharetinden mi yakalandın ben? Işıklar sönünce sinema başladı zannettim. Ulen elektrik idaresi yaktın beni, başın altında kalsınlar. Meğerse arızaymış abi. Benim bildim arıza yaptığımı 8 saat devam eder. Bu ne biçim arıza? Söndü, yandı. Ben de bizim karıyı görünce lak! Doçadan kendimi soluğa attım. Senin korkundan o gün ayağımı kırıyordum be. Oh, iyi olmuş. Heh, şurada gördüm ben, eczane var, gına al, kulağını yakarsın. Ben ölürsün. Allah Allah. Sen bana hangi kadından bahsediyorsun? Ben sana başka kadın mı gördüm? Sen daha iyi bilirsin. Allah Allah, sen Fatma'dan bahsediyorsun herhalde. Ne Fatma'sı? Fatma'yı diyorsun sen. Bakayım yoksa Ayşe'yi mi dedin? Ne Ayşe'si? Sen o zaman müessesi diyorsun sen. Ne müessesi? Yoksa müallayı mı dedin? Ne müallası? Bağırma lan, karıların ismini unutturuyor bana. Allah cezanı bilmesin, sen Halime'yi diyorsun, Halime'yi. Ne Halime'si diyorum? Vallahi bu duruma göre gala gala bir anan kaldı ya. Anladım. Sen Muganniye var, ses zanaatçısı Muganniye. O meşhur İran'a, İran'a gidiyorsun sen. Sus! O kadının ismini bir daha ağzına alma. Ya karıcığım, iftira etme bak. Üzülüyor, beni yıkıyorsun. Ben o kadını tanımam, o kadın beni tanımaz. Aç telefonu sor bakalım, beni tanır mı o diye. Numarası kaç? 1241. Sen nereden biliyorsun? Ne demek lan ben başkomiserim ben. Bir emniyet mensubu hangi vatandaşın evinde telefon numarası kaç bilmez mi? Hangi vatandaşın ayağında donu var donu yok bilmez mi? Hadi sor bakalım, beni Cafer Kıskı bırak diye tanırım bakalım. Hadi sor bakalım, tanırım bakalım. Ayol hayatımda senin kadar kaba erkek görmedim. Kadın ruhundan hiç anlıyorum. Ulan sen bir bana sen kaba diyorsun. Bana herkes aman ne contumle gidiyor, contumle. Git komşunuz Hayriye Hanım'ın kocasından biraz nezaket dersi öğren, nezaket. Hayriye Hanım mı? Evet. Ha şu kadın güzel kadın. Evet. Güzel kadın Allah aşkına. Vallahi dünya güzeli, şahmaran gibi kadın yani. Yolda giderken koruyor herkes maşallah. Dur lan ben onun kocasından nezaket öğreneceğim lan. Onun kocası sabah evden çıkarken bismillah diyor karısını öpüp gidermiş. Akşam eve giderken bismillah der karısını öper, odasına öyle girermiş. Allah cezanı bilmesin ben. Ulan benim öyle karım olsun. Ben sabahtan akşama kadar evde hatim indiririm. Allah seni kahretsin Emir. Anlamıyor musun? Seni kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Kıskanıyorsan Eroston giydirme. Ben ne güzel pelivan donu giyiyordum o zaman. Selanik donu. Şimdi bunun dediği kadın, bunun dediği kadın bu İran'a var, Muganniye. Bir gün otobosta gidiyoruz, ben sivilim o gün. Otobos kalabalık, ayağına bastım kadının. Perdon dedim ben. Kadın bu perdona vuruldu. Perdon dir demez böyle yaptı. Affedersiniz beyefendi beni gördü. Bülbül mü şakırdı? Ben dedim kadın gözüm bozuk, ne bozuk bakıyor bak. Dedi ne güzel bıyığınız var. Gölge mi düştü dedi. Ne iş yapıyorsunuz dedi, ben de sivilim, kabak tüccarıyım dedi. Fakat benim türüm ayrılır, ben asma kabağı satarım. Kadın alakadar oldu. Dedi yanımda iki tane bilet var, sinemaya gider misiniz? Ben de ne bileyim, vakitte boş dedim gideyim. Kötülük yok abi, geçtik sinemaya. Locaya oturduk, hava sıkıntılı. Ben şöyle elime attım locanın kenarına. Işık söndü, yandı. Bizim karıyı gördüm abi. Sinema bir gözümden döndü, ben kendimi sağ locadan lap salona gül. Tesadüf abi, ben aşağıda soran o kadar kişi oturuyor, bir kadının kucağına lap. Tesadüfe bak abi, kadın da hamile. Ben kadının kucağına çocuk fırt dışarı. Oradan bir adam geldi ağlıyor. Abi ellerini ver öpeyim abi. Dedim ne ağlıyorsun lan? Nasıl ağlamam abi, ben çocuğun babasıyım, masrafsız doğum yaptırdım, ne diyor? Tutturdular, çocuğun ismini sen koy, sen koy. Çocuğun ismini ben koydum. Fırlama. Ha, düğün yemekli ya, meyve küpeleri gelmeye başladı. Bu küpeyi kim koydu lan buraya? Mıstık! Ulan ırzı kırık karı seni. Ulan ne tesadüf, iti an sopayı kah. Nereye gitsem karşıma çıkıyorsun lan vicdansız.
Topal Fatma'nın evine gidiyorum, orada seni koruyorum. Çanakkale'li Melahat'ın evine gidiyorum sensin. Soğuk oraya gidiyorum sensin. Buraya düğüne geliyor mu sensin? Ne lan sen? Holmes'in Sherlock musun? Beni mi takip ediyorsun? Unutma hayatım. Fatoş'un evinde de beraber değil miydik? Ne güzel bir geceydi, karıştırma lan onu, karıştırma onu. Ben oraya vesveyle gittim, ben takate gittim ben oraya. Vatan haini. Kim vatan haini? Sen vatan hainisin. Vergi bilmemek için vesika çıkartmıyorsun, kaçak çalışıyorsun. Duman ederim vallahi. Ay dur bakayım dur, ayol sen komiser misin? Ulan, karıya bak ya, insanın üstünde bir emare olur. Dersin ki bu eftayici, bu kaptan dersin. Bence de bir emare görürsün. Kim giydirdi lan bana bu elbiseyi? Bu kadın beni sivil zannediyor ya abi. Nereden buldun sen bunlara bakayım? Dur acele etme, doğru olsa bu kadar çabuk cevap verilmez. Dur şimdi bulacağız. Hazırlıyoruz, düşünüyoruz onu. Bir geçmiş olsun diye be, ayıp be. Duymadın mı, hamamda yangın çıktı gidiyordu Cafi. Sahi mi? Demek ki ben yangın çıkınca cam bornozuyla bunu giydim. Cam bornozu ne demek? Neydi o laf, cam havlu. Cam havliyle. Ulan bir harften bir şey olmaz işte. Bunu giydin. Ve kendimi inanıyor musun? Ya. Ne yoruyorsun o zaman anlattın? Ama çok yakışmış meslek. Bu seni her şey yakışır. Gel bakayım yamacıma. Ne diyorsun sen, epeydir gözükmedin. Bu akşamki programım nedir bakayım bana, bir de bakayım. Bu akşam çok işlerim var hayatım. Şimdi sen bu akşam işi bırak. Sen bana bir randıman ver. Bu akşam seninle beraber bir buluşalım. Bu akşam olmaz. Bu akşam olur. Neden olmasın bu akşam? Aman be Mısır ya! Koskoca İstanbul'da benden başka kadın bulamıyor musun? Bulamıyor. Bu son 3 aydır çok hesap. Ne kadar pezevenk varsa grev yap. Çalışmıyor. Buluşalım kız. Olmaz hayatım. Neden? Bu akşam benim konserim var. Aman be, senin konserine kim gelir be? İptil etkisin, boş ver, sesim kısık bir şey. Ay nasıl iptal ederim ayol? Bu kadar sanatçı para bekliyor değil mi ya? Olmaz, sanatçının parasını vermek lazım. Kaç sanatçı çalışıyor? 8 sanatçı var. Kaçer lira arıyorlar? 250 lira alıyorlar. Para işini sen bana bıraksın. Dördü böyle geçsin, dördü böyle. Aynı anda birbirlerine 250 lira verdi mi, hepsi parasını almış olur. Oldu be iş bastıkcım. Parayı sağlam gördün, nasıl buluyorsun lan? Buluşuyoruz. Tamam. Nerede? Villada buluşalım. Yok, belinin orası basılıyor. Başka bir yer olsa. Küçük gardıroba gitsek. Küçük gardırop dedesi Allah aşkına. Çekmece, küçük çekmece. Biraz uzak olacak ama Timofil'le gideriz. Gırtlak içine gidelim, hem içerik orada biraz. Ay neresi o gırtlak içi? Gırtlak ağız içi. Boğaz içi lan! Tamam yavrum. Oldu. Yarın akşam kaçta buluşuyoruz? Yarın akşam 8'de buluşalım. Güzel, karar verildi. Hmm. Şimdi yarın akşam nasıl olsa buluşuyoruz. Sen yarın akşamkine mahsuben bana bir avans, öpücük bir bakayım. Ay, olacak bir iş değil. Ay şuna da bak, öpücük istiyorsun. Nasıl bana yalışım da, ay şuna da bak. Ah. Aklı ilk defa öpülüyor ya, utandı kız. Lan gel bir defa öpeyim. Aa valla ilk yaz, olmaz. Olmaz ilk yaz. Harap kısra, yerinde duramıyor. Ulan fıtık oldum, gel öpeyim lan. İlk ulan ben seni öpeyim. Aa sakın lan, olmaz valla. Ulan ver bir öpücük, başının gözünün sadakası olsun lan. Ben sana öpücük veririm ama biraz pahalıya mal olurum. Güzel, kaça mal olursun? Bir öpücüğe 3000 lira alırım. Ben sana bir öpücüğe 5000 lira veririm. 5000 lira veririm fakat fena döverim bak. Sen 5000'i ver de döv. Bak ikaz ediyorum, 5000 veririm fena döverim diyorum bak. Ya dövsen dövsen ne kadar döversin? Vallahi 5000'i geri alana kadar döverim. Vuruş bırakmam vallahi. Ulan öpelim ya. Hadi öp bakalım hadi. Şişir yanağını. 80 hava bas yanağını. Yalan leş gibi kokuyor. Ne kokusu bu? Este sürdüm. Zorsuz karı, ben sana koku alayım onu sür. Ne kokusu? Hacı ya. Gel bakalım bir öpelim bakalım. Ne oldu lan, niye oskurdun? Ne gördün de öyle manalı oskura oskura giriyorsun? Daha ne göreceğim, öpüyordunuz efendim. Allah cezanı bilmesin. Ya iyi ki kuşu kadın şahit yani. Ya ben bu kadını öptüm oğlum, ben bunun ifadesini aldım, zabıt tuttum, mühürlüyordum, sen geldin. Allah. Bir aksini söyle, seni mühürledim. Kim lan bu kadın, bu adam? Yeğenim Turgut. Ben öyle yeğenim Turgut falan anlamam ben. Buyurun efendim. Ben öyle yeğenim Turgut falan anlamam. Tabii. Ya adam geliyor, sinirimi bozuyor. Tabii. Biz bir kadınla konuşuyor. Ne? Çolak dışarı lan. Yeğenim Turgut dediniz. Çolak kapın gelişiyor. Şimdi yarın akşam buluşuyoruz. Tamam. Sen biraz meze hazırlarsın. Olur. Biraz lakırda al. Lakırda mı? Tuzlu balık, gevezelik mi? Aha sen lakırda diyorsun. Ay, oldu adam, alırız. Biraz da denizden çıkayım.
Korkuyorum ama böcük, böcük. Neydi ona? Avrates. Avrates. Ay hiç duymadım ayol. Avrates, bayan des. Ha karı des diyorsun sen. Ulan tamam. Karı avrat aynı ulan senden. Şimdi sen hemen kaybol buradan. Oldu. Yarın akşam saat 20'de senin evde. Oldu hayatım. Hadi Allah'a ısmarladık kara giderim. Güle güle mısır püskülü. Şimdi ben bir duruma... Hoş geldiniz komiserim. Ne dedin? Komiserim hoş geldiniz dedim. Bunları buraya babam mı koydu eş olaşık? Bu gördüğün yıldızlar gökten mi düştü koysun? Bu gördüğün kanat kuş kanadı mı lan? Nedir? Bu gördüğün çizikleri ben kahvede pışpırık oynarken mi kazandım? Sinirlenmeyin efendim. Ne diyeceğiz? Birinci sınıf kıdemli kolu çizikli başkomiser. Affedersiniz birinci sınıf kıdemli kolu çizikli başkomiser bey. Teşekkür ederim. Merci bohumi. Anlamadım. Fransızca da teşekkür demektir. Merci bohumi. Ha boku mu yiyen, boku mu yiyen? Afiyet olsun, afiyet olsun. Kimsin lan sen, şüpheli misin lan? Yok efendim. Kaldır kolumu. Kaldırırım efendim. Bana kendini. Dolu musun, boş musun? Boşum. Serbestsin, gez. Yalnız korkuttunuz komiserim. Ne iş yapıyorsun? Efendim ben damadım. Bana itirip it, doğru mu söyle? Bu düğünden alakan var mı, yok mu? Damadım olmaz olur mu efendim? Ha sen kızı sen alıyorsun. He he. Bana davetiye gönderdiler. Sami Bey gönderdi değil mi efendim? Sami Bey asker evet, arkadaşım. Asker arkadaşıymışsın. Bak ben geliyorum diyor bak oku bak şu. Tamam bugünkü tarih işte 28-7-1945. Bu okuduğum tarih para değil öğren ayı. Bazıları ona para diyorlar değil mi aman aman mahcup olursun. Peki ne gibi bir... Efendim özür dileyeceğim. Bir hazırlık yapıldı bu düğün mevzunda. Özür dileyeceğim efendim. Çok ani olarak düğüne karar verdik başkomiserim. Böyle dört başı mamur bir hazırlık yapamadık efendim. Ne gibi ya? Hamur işi mi yapıyorsunuz? Hayır hamur işi değil efendim. Yani böyle alüminit şeyler yapabildik. Bu alüminit diye bir şey konuştunuz. Bir yere paralı mı veriyorsunuz? Nasıl? Bir casızlık falan mı var işin içinde? Yok efendim. Türkçe konuş, Türkçe. Yani böyle hazır şeyler efendim. Soğuk et, söğüş değil. Bana soğuk et dokunuyor, ben yiyemiyorum. Başka bir yemek, değişik bir yemek. Ulan düğün bu oğlum. Şey var efendim, mesela çeşitli kanepeler var efendim. Kanepe yersiniz. Ne yerin? Kanepe. Kanepe mi? Yer mi? Yemek için. Evet. Kanepe yiyor. Evet, siz mayonezli kanepe yemez misiniz? Teşekkür ederim. Ben sabahleyin zeytinyağlı bir gardırop yedik. Gel lan beni yorma. Şuraya bir surat vur bakayım. Değil mi? Yanlış anladınız başkomiserim. Kanepe bu. Yani bir nevi sandviç. Ne dedin? Sandviç dedim. Kıpırdamadan ağır ağır geç şuraya kaldır kollarını lan. Ne oldu efendim? Bir daha hadi bakayım. Sandviç. Sandviç. Markoviç. Petrovic. Seni gidip komünist yürü lan karakola. Değil, yanlış anladınız efendim. Hani böyle ekmeği böyle yararlar da içine böyle sosis mosis koyarlar. Hıh anam yatma sen. Hani diyorum ekmeğin içine. Hıh yatma lan. Bende sinir var küfür ederim bak. Bir şey yapmadım ki en son. Aman sen. Ulan tutamam bırakırım lan. Ne dediniz anlamadım. Anıya anladı ay ya. Ne oldu anlamadım. Bana dokunuldu mu? Ben öyle diyorum. Ya. Anladım da ben. Yapma yedeğim yok lan. Yani bir nevi sandviç demek istedim efendim. Böyle sosis. Allah cezanı bilmesin bu süsis dediğin. Yani bu selam değil mi? Kalanı selam olur. Ha o olur efendim. İncesi. Baharatlı, sarımsaklı. Onun da akrabası vardır. Usçuk. Sucuk. Usçuk. Sucuk, sucuk. Usçuk. Bak, sucuk. Usçuk lan. Usçuk efendim, tamam. Benim ağzıma çıkan laf kanundur. Oldu. Onun bir de uzak akrabası vardı, bilir onu... misin? Bastırma. İşte o pastırma efendim. Bastırma ama. Usçuk tamam da bu pastırma olsun efendim. Bastırma ama. Neden güzel diyor lan? Bazıları kaba söyler, pastırma der. Halbuki incecik. Bastırma ama. Güzel. Yani biz burada bu duruma göre aç kalıyoruz ya. Yok yok aç kalmazsınız efendim sizi doyururuz muhakkak. Ne doyuracağım benim ya ne var başka bir şey kalmadı. Neler Fransız yemekleri var efendim. Fransız yemeği. Tabii Fransız açı tuttuk Fransız yemeği yapıyoruz. Hiç Fransız yemeği yemedik. Aman ya. Efendim neler var neler. Aman abi alıştıra söyle. Ağzınıza layık Fransa'nın bir numaralı yemeği efendim. Tarhana çorbazisyon. Bu tarhana çorbazisyon dedin bu Fransız yemeği mi? Evet efendim. Allah Allah ya. Ben hiç Fransa'ya gitmedim de bu yemek yabancı gibi gelmedi. Öyle geliyor. Arkada ne var? Arkada aman yavaş söyle.
Kıymalı makarnasyon. Bu da mı Fransız yeme? Evet. Kıymalı makarnasyon. Yemek arasında susuyon veriyor musunuz? Adam yavaşlıyon, tokata yaklaşıyor siyon. O meşhur bir Fransız yemeği vardır, yapmadınız mı? Hangisi? Siyon. O ne efendim öyle? Kuru fasulye lan. Onun zeytinyağlısına siyon derler. Peki acılısına ne derler? Ah yanıyorum siyon. Sonra güzel bir Fransız yemeği var, takır takır siyon. O ne efendim? Ağır makinalı, nohut, nohut. Arkadaş biz burada aç kaldık. Yok kalmazsınız eminim, doyururuz size efendim. Allah Allah, nereye koydun be? Nedir o? Yine ben arabayı bizim cuvara paketinde unuttum arabayı. Ha sigarayı unuttunuz. Sigara var efendim, buyurun. Arabanıza gerek yok. Ben yere koydum. Rica ederim. Zahmet etmeseydik. Ne demek, misafir için. Sen şimdi bu Sami Bey'in kızını mı yakar mısın? Evet. Kızını mı arıyor? Evet efendim. Sami Bey çok mühterem bir adam. Gımyetini bil adamı, gımyetini bileceksin. Evet. Ya o ateşin var mı? Buyurun. Çomolak kullanıyorsun ha. Evet. Kıymetini bil. Bilirim efendim. Geçen nerede? Öğrettin mi? Ulan bir dalgınlık başladı bende. Bunu atacağıma onu atıyorum. Allah'ım buna da şükür. Geçen gün kendimi salladım attım yere. Şimdi bu Sami Bey'in kızı büyük kızı mı? Bir kızı var zaten. Yah yah. Yah yah yah. Şimdi ben diyorum ki bu Sami Bey'in kızını... Ateşinizi müsaade eder misiniz yeğenim? Teşekkür ederim. Merci beaucoup. Aman. Aman iyice nefes kalmadı. Şaka biz kaçın kurasıyız oğlum? Sen kaç yaşındasın? Ben 41. Yok büyüksün. Aç ağzını bakayım. Sen 45 varsın yavrum. Nereden anladın bizi? Biz memlekette eşeğin dişine bakar yaşımı deriz. Oh, oh, oh. Otur kıh de, kıh de. O ne demek? Kıh de otur. Memlekette deveyi öyle oturtturlar. Şimdi bak oğlum. Efendim. Sen baba. Efendim. Biraz çek safama gel bakayım. Gel gel gel. Şimdi sen yeni evleniyorsun ya. Evet. Dikkat et, yarın öbürsü gün zımparalık yapıp da yakayı ele verme. Zımparalık hikayesi. Aman ha. Aman efendim aman, zaten pişman oldum. Artık kolay kolay yapmam. Son metresimden ağzım fena halde yandı. Son metresiniz çirkin bir kadın mı? Bilakis güzel kadındı efendim böyle. Üzüm gözlü, elma yanaklı, kiraz dudaklıydı. Ben bu kızı tanıyorum gibi geldi bana. Nerede? Bu Manav Osman'ın kızı değil mi? Değil efendim, değil. Bir saçları vardı harikulade beline kadar. Dile omuz başları kumserim. Omuz başlar böyle yuvarlacık, gamzeli gamzeli çukurları vardı efendim. İncecik bel, geniş omuzlar, böyle kalçalar muntazam, bacaklar sütun. Bu tarif ettiğin karıyı kaça satıyorsun bakayım? Alamaya, muhabbet tellalı mısın lan? Bana ne diyorsun? Evet. Affedersin, ben size bir soru soracağım efendim. Aman efendim, estağfurullah, buyurun. Merak ederim hep, siz bu meslekte çok para kazanıyor musunuz? Ulan adam git, güldürme adamı bir. Niye? Memursun lan, ne para kazanacaksın? Aydan aya maaş. Gırtlağa kadar borç içindeyim. Yok muyum? Ayın sonunu zor getiriyorum. Hey yavrum hey. Kaç nüfussunuz ki? Ben, karım, karımın anası hasta. Benim anam hasta. Bir dayımız var getirdi koyduk onu, o da hasta. Bir kayınbirader var bizde kalıyor. Vay, 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 bir de oğlum var, onu da okutuyorum. Vay yedi nüfus. Vallahi ayın sonunu zor. Borç ne ya? Bak, zor anası. Efendim zor bu devirde. Ben okumadım, oğlumu okutuyorum ama. Öyle mi? Vallahi de billahi. Siz cahil misiniz efendim? Ben hiç okumadım. Ne yapıyorsunuz efendim? Ben siyah cahilim oğlum, sen bilmesin. Peki, nasıl başkomiser oldunuz? Şimdi sene 1945 mi? He. Bundan 20 sene evvel kadro yetersizdi, daha yetersizdi. O zaman takviye alınıyordu emniyet kadrosuna, jandarma askerliğinden açık koçlar filan. Biz o arada işte geldik. Anladım. Ve zaten bu sene emekli oluyorum, ayrılıyorum. Öyle mi efendim? Fakat ben çok mesutum. Yokluk içindeyim belki ama oğlumu okutuyorum. Nerede okuyor efendim? Polis kolejine verdim. Baba mesleği öyle mi? Ve mezun olur olmaz da komiser oluyorlar. Evet onlar öyle oluyorlar değil mi efendim? Bakalım hayırlısıyla bu sene mezun oluyor. Ne oluyor efendim? Mezun oluyor. Bu sene mezun olsun da diyor. Mezuniyetini kurayım. Evet. Ben de mezun olayım öleyim. Razım. Allah'a sıkıntın evet. Hey, yok benim sualimi anlamadınız efendim. Yani çok çok paranız olsaydı ne yapmayı düşünürdünüz? Ayrıntılı bilgi banka şubelerinde.
Adama bak lan, yaptın değil mi? Efendim, bu meslek sevilmezse yapılmaz, fedakarlık istiyor. Kardeşim sen bu mesleğe benim ne kadar aşık olduğumu bir bilsen. Seviyorsunuz. Abi ne diyorsun be, ben aşığım abi. Şu gördüğün şapkayı karakolda korun masanın üstüne. Evde asarım askıya, saatlerce bakarım. Bravo. Ben mesleğimi çok... Zaten abi ya, normali bu değil mi? Mesleğini seversen vazifeni güzel yaparsın. Doğru. Mesleğini sevmeden iş olmaz. Bu meslek bak, neden de seviyorum. Bu meslek fedakarlık mesleği. Öyledir efendim. Bu meslek yokluk mesleği. Nasıl yokluk? Yokluk mesleği. Avrupa'da bir karakola 10 tane cips araba düşüyor. Evet, 10 jip düşer efendim. Cips oğlum, cips. Jip efendim, jip. Gel benim lafımı düzeltme oğlum. Seni bir yamulturum vallahi. Sanayi de, sanayi çarşısında düzeltemez. İstanbul'da 10 karakola bir cips düşüyor. Evet. O da Allah'lık. Atlıyorsun, bir emir alıyorsun, motorlu ekip, şurada baskın var, yürü! Gül, arabaya atlıyorsun, şoför gaza basıyor, pat! Önden motorun bir parçası. Çatırt, gül, kapı, lastik, bir bakıyorsun lan, cips yerde çarşaf olmuş. Baskına da yetişemiyorsunuz. Baskına da yetişiriz, hem de ciple gideriz. Cipi nasıl götürdünüz? İman kuvveti. Nasıl? Her memur cipin 5-6 parçasını sırtına alır, baskıya da götürür, orada monte eder. O zaman baskına gitmiş olur. Ne diye jipi götürüyorsunuz? Kendiniz koşun gidin efendim. Mevzuat. O motorlu ekip. Motorlu ekip ya ondan. Çok güzel. Sonra bak, parmakla gösteremezsin. Evinin haricinde ısıcak yemek yiyen polis memuru gösteremez. Hayat pahalı efendim. Dikkat et, sokakta 10 polis memurundan 8 tanesinin kaşı gözü kirpiği yanıktır. Tabii, meslek tehlikeli efendim. Barut ateşi değil mi? Cık. Nasıl cık? Yalnızsın. Adamı sabahtan akşama kadar karakolda soba üflemekten anası alıyor. Ya bu meslek böyle abi. Şimdi aklıma geldi karakolu. Duvarlarını korusun bir yere. Yağmur yağar, pencereden kar savudur, içinden üstünden gelir geçer. Siz mesleğinize aşıksınız. Ben aşığım abi. Ben aşığım zaten, ben esas aşığım. Ben çok güzel düğümleme çalarım. Neleme? Ben çok güzel derleme yaparım ben, düğümleme. Affedin, gene kızacaksınız ama bağlama olmaz. Düğümleme. Bağlamadır efendim. Ulan bağlama, düğümleme desen de çalmıyor mu lan bu? Şimdi bak, ben yazdım karakolum için, sana okuyorum bak, dinle. Dinleyeyim. Çok güzel bu, çok seviyorum ben bunu. 1945'in yılındayım. Ben artık mesleğimin sonundayım. Karakolum. Odunun yok, soban yanmaz. Dahtilon eskidir, zabıt yazmaz. Bir tabancam var, çahar almaz. 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi derdi geçti. Karakolum, duvarların çatlak çatlak, tabanının altı patlak. Gece gündüz ifade hırsız, arsız, galta. 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi derdi geçti. Şimdi aldık bağlama elimize. Şurası zapı, şurası kabağı diyelim. Hayolen. Çalıyoruz. Çalıyorsun. Ding 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 ding. Aman yenge yenge. Kızacaksınız ama gene tutamayacağım kendimi. Ben çok bağlama çalan gördüm. Eli böyle durmaz efendim. Böyle aşağı yukarı gider eli. Senin o gördüklerin acemidir. Nasıl? Onlar benim bulduğum yeri ararlar onlar. Ben arıyorum. Bulamıyor. Ben ustayım, parmağı attığımı buluyorum arıyorum. Bu böyle. Geldik meyanına. Evet. Gözümde kalmadı ferüm. Güzel. Tutmaz oldum elim kolum. Mesleğime feda olsun benim canım. 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi derdi geçti. Anama söyleyin ay ay ay. Anam ağlasın ay ay. Alatımın gemini karın bağlasın ey, ey. Bir oğlum var, yerime yadigar kalsın ey. Bu sene mezun oluyor lan. Çok bu sene mezun oluyor. Bakalım, şimdi geldik namenin oyununa. Bahçelerde erik. Oynatıyor mu lan? Zarar yok efendim. Yani bu meslek öyle meslek. Hakikaten öyle. Şerefli ve şerefli meslek. Düşün, bak şunu düşün. Şunu düşün. Bir şey düşün. Cinayet, 25 senedir cinayet meydana çıktı. Faili meçhul bir cinayet. 25 sene sonra günün birinde bu cinayeti sen
Meydana çıkartıyorsunuz. Tesadüf ederse tabii. Nasıl? Bana rastlamadı daha. Fakat bir arkadaş var, ona rastlamış, güzel oluyormuş, zevkli oluyormuş. Öyle mi? Ama sizin için iyi takipçi diyorlar efendim. Çok güzel takip ederim arkadaşlar. Öyleymiş. Benim üstüme yoktur. Geçenlerde bir ihbar aldık. Meşhur kadın casus Tamahari İstanbul'a geliyor. Matahari. Tamahari lan. O onun anası o. Dediler kadının peşine düş, iş sür. Ben iş sürüyorum. Kadın geldi Galata Köprüsü'nde bir lokantaya girdi, benim peşinden. Kadın oradan çıktı geldi balık aldı, benim peşinden. Kadın hamama girdi, benim peşinden. Bir dayak yedim kadınlardan hamamda. O vicdansız tellak peştim Allah, şılak şılak patlatıyor. Kadın oradan çıktı pititiye gitti, ben peşinden. Siz peşine. Kadın çıktı bir kadın berberine gitti. Siz peşine. Sabaha kadar tahminen. Bravo. Kadın oradan çıktı sinemaya gitti. Siz peşine. Ben girmedim. Niye? Filme gördüm ben, ne gireceğim? Yardaş sen adam sıkmışsın, dalga geçiyorlar. İnanın siz mi daha iyisiniz beyefendi? Yok yok kardeşim. Ama her şeye rağmen yine de görüyorsunuz ortalıkta asayiş ber kemal değil efendim. Yanlışsın. Nasıl? Yanlışsın, hatalısın. Ben niye hatalı olayım efendim? Ne demek lan asayiş ber kemal değil? Sen şükret dünyanın her yerinde neler oluyor lan? Neler oluyor efendim? Neler oluyor? Neler oluyor efendim? Afrika'da yemyemler, Afrika'da yemyemler çiğ çiğ insan eti yiyor lan. Olabilir. Sen insan, İstanbul'da çiğ et yiyen gördün mü? İnsan yiyen gördün mü? Et yiyen gördün mü? Görmedim. Göremez. Niye? Kesiyor bırakıyor, ziyan ediyor öyle. Pardon bir saniye efendim. Zili telefonluyorlar galiba. Alo. Kim? Başkomiser Can. Sizi istiyorlar efendim. Herhalde nereye gittiğinizi haber veriyorsunuz böyle efendim. Alo. Kimsiniz? Sen misin Mustafa? Noktadan mı arıyorsun yavrum? Şöyle. Bu kağıt mı? Yavrum bu kağıt varsa niye beni arıyorsun? Karakola haber versene. Ne dedin? Bela belanı bilmesin. Vicdansız devlet sana maaş veriyor. İnsan çalıştığı karakolun telefon numarasını bilmez mi lan? Çıkar kağıt kalemi yaz. Zıfır bire sor lan! Ulan. Başkomiserim de buradaymış. Ulan ben seni Eskişehir'e sürmüştüm. Ne zaman döndün ulan? Benim arkadaşım Empresario Adem. Evet lan kız Adem derler buna. Başkomiserim ben ne zamandan beri merak eder dururum. Bu kolumuzdaki çiziklerin manası ne? Ya bunların hepsini nişancılıktan aldım. Atar mısınız? İyi yavrum. Emniyet kadrosunda benim üstüme atan yoktur. Benim atışımı tanırlar. Ben mahallede attım mı mahalleli böyle der. Alan başladın atma alan. Beni barnakla gösterirler yolda. Aa işte gidiyorum. Aa bu gördüğün başkomiser 12-24'ten vurur. Nasıl olur efendim? Hedefte 12 çizgi vardır. 24'ten nasıl vurur? 12 az geliyor bana be. 12 dişine bir 12 daha çiziyorsun atıyorsun öyle. Karışma lan sen at 48'den vur. Affedersiniz başkomiserim ben anlayamadım. Karışıklık oldu. Hedefi kaçtan vuruyorsunuz? Hedefine bağlı. Sen herhalde böyle bu tip maceralardan hoşlanıyorsun. Çok severim, bayılırım. Benim başımdan çok macera geçti. Bir maceranızı da bize anlatsanız efendim. Macera. Ben macera tabii. Bir gün bir ihbar aldık. İstanbul'un Göbeğinde Abdurrahman Bey semtinde. Ay İstanbul'da Abdurrahman Bey diye semt mi var? Abdurrahman Bey derdi lan. Abdurrahman'ın abisi kim? Osman Bey. Osman Bey semtinde. Tam o hedef taşının orada. Nişan taşı olmasın? Hedef taşı lan. Nişan taşı. Hadi değiştir diyorum sana. Çakıl taş hadi değiştir. Geldi orada koca bir orman. Ormanın içinde bir gangstring. Elinde bu kadar uçak savar topu beni orada ataşlayacak. Bu kadar uçak savar aman, topu. Aman komiser beyciğim. Elindeki uçak savarın işi ne? Senin buradan şimdi dur oğlum. Sana çok güzel değil mi? Acora anlat. Evet siz ona bakmayın. Nerede kalmıştınız efendim? Şimdi ben o gün karı bana yünü verdi. Böyle duruyorum evde. Yün sarıyor biliyorum. Ne yün olan? Kim şaşırtıyor? Elinizde uçak savar vardı. Uçak savarı gördüm. Bana doğrulttu. Ben korkutmak için tabancayı çektim. Ayağın dibine sığacağım. Ormandan bir gürültü. Padur gudur, padur gudur, padur gudur. Tren mi geliyor? Evet tren eve, yaban domuzu üstüne. Eyvah domuz geliyor. Yaban domuzu, aha oradan oraya bir domuz. Aman o kadar genişlik büyük değil. Genişlik daha farklı. O kadar büyük olmaz. Kızgınlıktan şişer onlar sen bilmek. Ama yüksek bir yere çıkın efendim. Ne yükseğe çıkacağım ben böyle diyorum. Gel, gel, gel. Domuza. Gel, gel, gelsin bekliyorum. Gözünü bebeğinden vuracağım. Tabancayla. Tam 10.000 metreye gir. Kaç metre? 10.000. Ah canım 11 metreden domuz gözükmez. O göze bağlı, göz göremiyor. Yok, 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 olmaz. Ulan bırak şu... 10.000 yoktur.
Canım işte yani 6000 filan. Yok daha yaklaşsın canım. Yok yok 2000 de olabilir. Bırakın ya. Gelsin efendim. Şöyle domuz geliyor lan ne karıştırıyor karar ver be. Domuz geldi 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 tam girdi nişangah hastına kaldırdım tabancayı kocamıştım. Domuz öyle bir geçti önümden. O gün otobüs kalabalık ayakta gidiyor. Benim elim niye böyle kaldı? Elinizde tabanca vardı. Ne vardı? Tabanca vardı. Ben tabancayı gökyüzüne bir sıktım. Gül. 5 dakika sonra bu kadar bir deve laf yukarıda başladı. Yok deve. Heh vallahi bak doğru bir deve. Hadi efendim hadi saçmalamayın. Devenin havada ne işi var? Martının ağzındaydı lan. Bahadır güldür, Bahadır güldür. Gergedan geliyor üstüne. Ne geliyor benim? Gergedan geliyor. Gergedan nereden çıktı? Hani domuzdu. Domuz gergedan mahkeci yapmış beni koymuş. Gergedan domuzdan kaçıyor lan. Sen dinlemiyorsan git. Bu mealci ora seviyor. Sevin. Gergedan geldi, gergedana böyle ettiler. Ulan git ayağa kalk. Ben de inanmıyorum ya bakalım. Gergedana böyle ettim. Git lan ayak altında gezme. Niye? Küçük hayvana sıkmam ben fazla biliyor musun? Domuz geldi kaldırdım kurşunu kocunu kuştum. Bir daha geçti oraya. Oğlum şu domuzu vurdur ben sana sonra aslan vurduracağım. Böyle dinleyici avcılar kahvesinde bulunmaz. Bak seni çağırıyorlar. Kimler? Domuz üstüme geliyor tabanca kaldırdım kocunu kuştum. Valla bunun oskuruyu geçmezse domuz buralarda dolaşır durur lan. Konuklarımız varmış. Affedersiniz. Ben size kendimi tanıtayım. Ben bu pansiyonun hizmetçisiyim. Bizim hanım, yani bu pansiyonun asıl kiracısı, bakarsınız bir ay iki ay ortalıktan yok olur. Nereye gider, ne yapar orasını bilmem. İşte bu sefer de öyle oldu. Ben bir ay yokum dedi, çekti gitti. Ben de bundan istifade ederek burayı 15 günlüğüne yeni evli bir çifte kiraya verdim. Balayını burada getireceklermiş. Ne yaparsın işte geçim dünyası. Yeni evliler de geldi galiba. Buyurun efendim, şöyle buyurun efendim. Basıldık mı? Hanımefendi evde yok mu? Yok, ne yapacaksın? Bu poketi Kusmer Bey gönderdi, götür hanıma ver dedi. Hanım olmadığına göre bana ver. Yok, bakçasına değil, bizzat hanıma ver dedi ha. Şimdi hanımı nereden bulayım, versin onu bana. Bunun içinde ne var? Poklama. Hadi canım. Baklama bu kadar ağır olmaz. Herhalde başka şey var. He, zıkkımın kökü var. Ne yapacaksın ya? Niye alıyorsun sen? Kismin bu evde ha? Hizmetçi. Yani senin anlayacağın besleme. Maşallah. Yani seni de fıstık gibi beslemişler ha. Kız senin imsin ne? Anlamadım. Seni ne diye çığırıyorlar? He, ismi? Ha. Sevim. Sevim? Soy imsin ne? Balta. Balta? Lo bu baltayı sen kim yakıştırdı ha? Kim olacak babam? Yok ulan babalar öyle imsi yakıştırmaz. Bunu yakıştırsa yakıştırsa anan yakıştırmıştır ha. O niye bekçibaşı? Eline geçirdiğin hacı ağaların dallı budakını buduyasan diye. Peki senin adın ne? Ali. Soyadın? Meşe. Ne gülüyorsun lan ne kikirdiysin ha 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 ne oluyor? Hayatımda ilk defa Meşe diye bir soyadı duyuyorum. Senin gibi baltaya benim gibi Meşe odini lazımdır da. Yont ben anam. Hem sobalık olurum hem de talaştık valla. Sevim. Efendim. Yavrum. Efendim. Karıya bak yayın yapıyor ya. Balta. Canım. Canın çıksın. Yavrum. Çok merak ettim Bekçibaşı. Sen nerelisin? Diyarbakır, Allahbekir. İçinden misin? Yok, kıyıcığından. Bir Silvan kazası var, oradanımdır. Bizim aile orada çok meşhurdur ha. Öyle mi? Hayo. Kimlerdensin? Bizi orada kıllı bacaklar dinler. Bir bakayım Bekçibaşı. Dögöt lan dögöt Tomas'ta. Yok benim değil, dedemin bacağı kıllı ya. Karıştırma hele ooo. Asayiş Berkemal, devam. Çok merak ettim Bekçibaşı. Silvan neresi, burası neresi? Sen niye memleketinden kalktığında İstanbul'a geldin? Yok sorma, bu büyük bir macera batadır ha. Valla biri yazacak olsa bir orman olur. Herhalde roman demek istedin. Ha yok işte dediğinden olur. Ya şimdi benim bir amım oğlu var Hasso. Burada bekçilik yapıyor. Bir gün bana mektup yazdı. Oğlum Ali, İstanbul'un taşı torpağı altın dedi. Öyle mi? Ben de kuyumcu olmayı kafaya koydum. Yatağı yorganı vurdum sırtıma düştüm yola. Geldim Diyarbakır istirpastırtısyonuna. İstasyon, niye istipasyon? Ya hem isli hem pasli ondan istipasyon ya. Geldim, ulan penceredeki herif benim paramı aldı. Ben bu kadar bir kavut verdi bile. Bilet. Ha.
Ben de gittim beyledim. Bir de baktım eski teras geliyor. Ekspres niye eski teras? Ya 4 saatlik yolu 24 saatte alıyor da ondan teras oğlu teras ya. Evet. Geldi durdu eski teras, ben açtım kapıyı tıkıldım içeri. Ya Sevim, Allah seni inandırsın. Bir kalabalık, ilk kalabalık surma gitsin. Öyle mi? İnsan çöptüğü gibi. Ben artık birinin karnına, birinin burnuna basa basa ile gittim bir yerde dinledim durdum. Eski teras kalktı. Ulu bir de baktım benim önünde durduğum kapıyı herifin biri açtı, tıkıldı içeri. Öyle bir dakika, iki dakika durdu, durmadı, çıktı dışarı. Sonra? Arkasından bir eski yatay. Yanında bir de çoncuğu var ama böyle, o tıkıldı içeri. O da beğenmedi, çıktı dışarı. Oğlum Ali Meşe dedi, bu fırsatı kaçırma. Tabii. Yatağı yorganı vurdum sırtıma, tıkıldım içeri. Hemen otur. Nereye oturuyorsun, ben yanlışlıkla abdesthaneye girmişim ha. Baktım olacak gibi değil, dedim arka taraflara doğru gider. Tabii. Yok sevim, Allah seni inandırsın, bütün odalar tılkım tılkım doluyor. Hiç boş oda yok. Öyle mi? Ula bir de baktım bir oda var, içinde kisme yok. Hemen açtım kapıyı, tıkıldım içeri. Oturdum oturmadım, bir de baktım londoktur geldi. Londoktur ne? Ya eline kerpeten alıyor, geleni deliyor, geçeni deliyor ya. Kondöktör! Ha, Konyalı doktor geldi. Kuyumam diyor, kuyumam. Sen burada oturamazsın lo dedi. Burası milletvekillerine mahsustur. Adam haklı. Orada ne sen oturabilirsin ne de ben. Yalnızca milletvekilleri oturur. De git arvat, de git. Milletin kendi ayakta dururken vekili nasıl oturmuş ha? Vallahi ben kalkmadım. Haydar'ın paşasına kadar oturdum orada. İyi yapalım. Haydar'ın paşasına beni bizim Hasso karşıladı. Beni götürdü hizmet ettiği karakola. Orada beni Kosmer ile tanıştırdı. Kosmer beni çok beğendi. Öyle mi? Hemen bekçi yaptı. Sonra daha çok beğendi, baş bekçi yaptı. Yani senin anlayacağın, ben bu mahallenin baş bekçisiyim ha. Demek sen baş bekçisin öyle mi? Aman Allah baş bekçi. Çok memnun oldum. Ben de yok. Yok sevim, canım çekti, gel seni bir öpeyim ha. Aa, durup dururken niye öptüreyim sana, kendim olmaz. Ulan bir kere öpeceğim ya. Olmaz öyle şey. Ulan kurban olayım baba ya. Vallahi öptürme. Ulan Allah razı olsun ya. Öptürmem canım, niye öptüreyim? Kız sen Müslüman değil mi sen? Elhamdülillah Müslümanım. Niye malın zekatın iyi misin? Allah Allah, bu sefer mutlaka yeni evlilerdir. Buyurun efendim, şöyle buyurun efendim, buyursunlar. Valla artık eteklerin dolaşmasın hayatım. Aa, gelin hanım geliyor artık. Evet efendim. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Bizim için Adem Bey buraya fikir alamıştı evet galiba. Evet efendim, evet. Biz geldik efendim. Evet, hoş karım geldin. Da geldi. Buyurun efendim, efendim. Tuvalete şimdi gitmiştim. Kısa bir müddet için yeni yuvamız burası olacak, nasıl, beğendin mi? Ay çok güzel. Güzel. Daire hakkında izahat verebilir misin? Tabii efendim. Şu gördüğünüz yer salon. Daha geniş ve ferah olduğu için size yatak odası olarak buraya hazırlattım. Çok güzel. Ayrıca şurada mutfak ve bir yatak odası. Hmm. Şurada iki oda, şurada tuvalet ve banyo var. Banyo dediniz. Evet. Yakmak mümkün mü? Siz geleceksiniz diye sabahtan beri banyoyu yakıyorum. Anlayışınıza hayran oldum. Sevgili karıcığım, bir banyo almak ister misin? Mümkünse. Lütfen karıma banyo edersin. Tabii. Buyurun efendim. Turgutçuğum. Ben şimdi banyoya gidiyorum. Oldu. Sakın buradan bir yere ayrılma. Ayrılır mı? Ah canım. Gıdı gıdı. Yapma. Ay bu anasından berbat. Karıdaki cilveye bak. Affedersiniz. Buyurun. Siz ne kadarlık hizmetçisiniz burada? 10 senelik. Çok güzel. Öyleyse hizmetçinin bütün şartlarını bilirsiniz. Ay hizmetçinin şartları da mı var? Tabii var. Hizmetçilikte iki mühim şart vardır. Birinci şart anahtar deliklerinden odaları gözetlemek. Harot gel. Ben onu hizmetçi olmadan evvel de yapıyordum. İkincisi de ara sıra hanıma çaktırmadan beyi idare etmek. Hop dedi. Asılma depoya gider. Tamam, ben de depo bekçisiyim zaten yavrum. Yanlış anladınız. Hayır dedim. Teşekkür ederim. Kabul edeceğini biliyordum. Hayır dedim. Ben de anladım. Bir kadından bir şey istediniz mi? Şiddetle hayır dedi mi, o belki demektir. Ya o kadın belki derse? O zaman evet demektir. Ya o kadın yanılıp da evet derse? O zaman o kadın bu işin esnafı demektir yavrucuğum. Sizinle anlaşacağı benziyorum. Tabii. Zaten kapıdan girer girmez ne zampik olduğunuzu gözlerinizden anlamıştım. Aferin, esnaf esnafı gözünden tanımalı mı? Bakın benim geceleri bazen uykum kaçar, uysuzlanırım, kağıt oynamak isterim. Mesela bu gece de uykum kaçacak gibi. Öyle mi? Acaba uykum kaçsa buraya gelsen benimle kağıt oynar mısın? Oynarım. Çok güzel, bezik bilir misin? Bilirim. Bom? İşte onu bilmiyorum. Bu gece 12'de buraya gel, ben sana bom öğretirim. Yarımda da sen benim odaya gel de ben sana kaptı kaçtıyı öğreteyim. Hadi. Çok güzel, hoşuma gitti. Nermin! Efendim! Banyo nasıl yavrum? Ay çok güzel! Hadi kapıyı aç, ben de geleyim. Aa, utanırım. Ne demek utanırım? Biz artık karı kocayız yavrucuğum, utanılır mı? Annen sana bir şey söylemedi mi? Bak ben gelirim, sen beni keselersin, ben seni savunlarım, olur biter hadi. Nermin kapı çalıyor. Kapıyı aç. Ay olmaz! Nermin kapıyı aç! Utanırım! Ay ilk geceden döveceğim ha. Eyvah, bizim hanım geldi. Ben evi kiraya verdim. Parayı da peşin aldım. Yandım vallahi. Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Niye geldiniz? Aa, ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Evim değil mi? İstediğim zaman gelirim tabii. Şey hanımcığım, bir ay gelmeyeceğim demiştiniz canım, de. Canım işlerim uymadı, geldim. Çok yorgunum. Bana banyoyu hazırlayıver. Banyo olmaz. Nasıl olmaz? Hanımcığım, siz gittikten sonra ben evi temizledim. Ondan sonra bir banyo alayım dedim.
banyoya girdim, sobayı tutuşturdum. Biraz sonra banyodan pat diye bir ses. Tabağın patlasın deme. Çenen tutulsun. Bir de baktım ki kazan patlamış. Bari biraz susuz da elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sen hamama git hamama. Senden akıl alacak değilim herhalde, değil mi? Hı. Hı ya. Karıdaki gözlere bak, kamyon farı gibi. Hay Allah, deli eder adam. Ulan aç kapıyı işte. Torgo! Rana! Senin burada ne işin var bakayım? Utanmadan bir de bana sual soruyorsun ha. Ben senin elinden kurtulamayacak mıyım? Burada da mı geldin buldun beni? Hemen burayı terk et. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun lan? Seni buradan kovuyorum. Burası benim evim, anlaşıldı mı? Senin evin mi? Dur bakayım dur. Sen benim evimi bilmiyordun. Turgut, nereden buldun bu evi cavuzları? Nereden buldun? Bir dakika yavrucuğum. Yarın buluşmayacak mıydık? Evet. Hasretine dayanamadım. Bugünden geldim. Ama bir dakika. Sen bu evin adresini de bilmiyordun. Peki adresi nereden buldun Turgut? Adem verdi. Allah canımı alsın, Adem verdi. Demek beni bu kadar özledin hayatım. Özlemezdim. Yavrum bit. Adem elime geçme. Yedim seni Adem. Madem ki geldin hayatım, ben de bu akşamlık misafirimi savayım bari. Boş ver Sami, o gelsin sırasını saklayayım. Hayır Turgut, ne olur gitme. Ben seni istiyorum. Ben sonra ben şimdi içeri gideyim, hazırlanayım. Sen de şu banyo. Banyo yok. Nasıl yok? Şişt. Sakın bir daha banyoyu ağzına alma. Haberin yok mu? Yok. Gazete yazdı. Okumadın mı? Yok. Üfte ne? Bulamadım. Hamamcılar belediyeye istida vermiş. Herkes evlerinde banyoda yıkanıyor, hamamlara iş düşmüyor diye. Belediye de banyoda yıkanmayı yasak etmiş. Adını anma. Daimi. Yalan konuşun nasıl gözlerinden belli oluyor ama. Oluyor mu? Çünkü ben banyo meselesini biliyorum şekerim. Kim söyledi? Hizmetçi söyledi. Bak namussuz karıya, gözüm tutmamıştı onu zaten. Demek her şeyi öğrendim. Evet canım. Ne yapalım? İnan benim kabahatim yok ama Rana. Bu seni tanımadan evvel olmuştu yavrucuğum. Eğer seni tanısaydım böyle bir şey yapamazdım zaten. Bak inan. Şekerim senin kabahatin yok ki. Ha onu sürdüm. Hizmetçi bozmuş. Onu. Onu. Bozmuş. Evet canım. Hizmetçi. Evet. Rivayettir, hizmetçi yapamaz öyle iş. Ay şekerim, altını kurcalarken patlamış. Aman! Ne diye kurcalamış bilmediğin şeyin altını? Patlatır tabii ya. Şuna bak, ne alakadar etmiş. El alemin altı. Mahkemeye vereceğim, dava edeceğim. Ay niye sinirleniyorsun Turgut'cum? Ne demek, tabii sinirlenirim ben. Tahmin ettiniz, olur biter ya. Yok canım, bakalım eskisi gibi olur mu? Bakalım ben tamirli mal ister miyim? Mahkemeye vereceğim. Aman be Turgut ya, alt tarafı banyonun kazanı bir şekeri. Anlamam. Kazan. O kazan ezelinden patlak zaten. Dur bakayım dur, sen çok heyecanlandın. Yok. Yoksa banyonu görmemi istemediğin biri mi var ha? İstirham ederim. Eğer bana itimadın yoksa buyur bak, bırak şimdi misafirimi atlatalım. Oldu beni. Hayatım, ben telefon etmeye gidiyorum, sen de hazırlan. Hadi yavrum hadi. Ulan Adem yedim seni, beni gönderecek ev bulamadın da bu karının evine mi gönderdin lan beni? Yavrum yavaş konuş. Banyo çok soğuk, üşüyorum. Soyunmadan yıkan, soyunmadan, tamam mı? Korkun. Bir tanem. Şekerim bir dizi numara düşmüyor. Hayatım telefonun üstüne tık tık yapma, akak düşer numara. Korkun. Yavrum. Hizmetçiye söyledi birkaç odun getirsin. Odun modun getirmez, takıyaları sok sobanın altına, tamam mı? İlk defa dedi yüksek sesle bağırma, duyulacak. Yavaş ol biraz. Turgut! Yavrum! Hayatım bana orada rehber odası versene! Ya sıfır güne sorsana Allah aşkına! Turgut! Ne var lan? Camdan birisi bakıyor! Al içeri! Ya alma, kov! Ay Allah'ım, bir olacağım yarabbim! Alo! Alo! Tımarhane bir yatak yarabbim! Ulan Adem, bu genç yaşta beni kalp... kalp... tamam. Adem ne demişti? Bir hap 12 saat. Başka çare yok. Buna biraz vodka koyayım. Bunun içine 3 tane. 3 olmaz. 2 tane de. 5 tane. Atarım ha. Kalanını da buna boşaltırım. Oldu bu iş. Rana'ya bunu içiririm. O yatar, ben karımı alır kaçarım. Turgut! Hayatım bir türlü numara düşmedi. Ne yapmışsın şimdi? Boşlar düşmesin. Gel kafaları çekelim. Aa, ben onları istemiyorum. Ama vakti zevkleneceğiz ha, gel. Evvela sen iç, ben devam ederim. Bir yudum alayım, üstünü sen. Evet. Tamam, başlıyoruz. Allah geldi. Mıslık geldi. Eyvah, olacak. Misafirin mi geldi? Evet. Çabuk yatağın içine gir. Yokmuş gibi davran. Belki çalar oldu, çalar gider, tamam mı? Hadi yavrum. Nermin! Yavrum! Kızım! Ay canım yavrum! Sabri dememiş yatmış, tıpkı annesi gibi. Yavrum, seni böyle görünce evlendiğim gün aklıma geldi.
Gülersin, gül bakalım. Ben de senin gibi gülmüştüm. Ama sen erkek milletini tanımazsın kızım. Onları daima giyinik olarak gördün. Halbuki soyundukları zaman birer faciadırlar yavrum, facia. Canım yavrum, biraz sonra istikbalin annesi olarak milli olacaksın. Sakın küme düşeyim deme. Korkma evladım, korkacak bir şey yok. Şayet korkarsan kapının önünde bekliyorum. Anne diye çağır, sana yardıma gelirim. Ne diyeyim güzel kızım? Seni böyle görünce içim parçalanıyor. Ana kalbi dayanır mı buna? Allah sana kuvvet versin yavrum. Allah afiyet versin. Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Sık dişini, bitir işini kızım. No, ne güzel. Buraya bir kadın geldi, evlendiği geceyi anlattı. Evet. Sıkışırsan beni çağırdı, sonra da gitti. Aa, kimmiş bu deli böyle? Boş ver ya, der bir adı da birini arıyor. Ya Allah, kaynanam gelmiş. Ya ne kalabalık gelmiş burası böyle hala. Herkes, her önüne gelen buraya uğrar mı? Evet. Böyle senin kimsenin uğramayacağı, böyle ikinizin baş başa kalacağınız bir odamız. Benim odaya gideriz hayatım. Aldı. Gitmeden şundan bir yudum da içelim. Aa, ondan istemiyorum. Vallahi güzel olacak bak, bulutların üstünde uçacak. Benim odada viski var, içer beraberce uçarız hayatım. Hadi şundan bir yudum al, Allah aşkına bir yudum al. Ya ne olur bir yudum al sen. Hani şeytan diyor, şunu kendini iç, yap bir daha kalkma vallahi. Turgut! Hay Allah! Turgut! Yine bu adam meydanlarda yok, nerede acaba? Oyunu iptal etti, herkese merhaba anlatıyoruz, o burada keyif ediyor. Aa, içki de içiyor, şuna bak. Sen içersin de ben içemezdim, yeter artık. Yeter artık, arkadaşlık falan yok. Oh! Canıma değse. Ne biçim şey bu böyle, ay 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 ay. Ayol Turgut, gözün kör olsun. Başıma ne der gel. Ah, uzanayım bari. Ay 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 ay. Ay ay ay. Ah. Ah. Rama neredesin yavrum? Meze mi hazırlıyor? Rama kızım bak, gel sana gul getirdim. Çok kıymetli bir gul. Piyasada bir tek arasan bulamazsın. Nasıl da götürdün? Aman onlar kırmızı, bu pembe daha kıymetli. Gel de gulünü verirken sana güzel bir iki laf edeceğim. Gul nerede lan? Gulü kim aldı burada? Ben git. Ulan aman sen. Ne güzel kokuyor. Oh. Rana meze hazırlıyor değil mi yavrum bak. Şimdi ulan nasıl bilirsin ki içtiğimi de kor, hazırlığını da yap diyor. Efendim ben çok güzel içkiyim. Sabaha kadar içsem serhoş olmam. Bazı insan vardır, içkiyi içtiğimi hemen sıpıtı bir. İçki ağzıma içeceğim. Bazen bardaktan gördü mü serhoş oluyor. Geçen sene bir arkadaş dedi ki bana, gel dedi seninle bir içki yarışması yapalım. Otur dedim, koy şişeyi. Şişeyi koydu o. Şimdi şişeye koyunca ben orada var. Hey. O aralık. Ben diyorum ki kendime, senin içkini evi kim sağlıyor lan? Arkadaş. Bana içki içerdiler, bağnakla gösterdi. Demişti. Ulan eş ola şey, bardağı kısa, şişeyi uzun yapmışlar. Ulan ne adamlar var be. Şurada bir işi yaptı mı hakkınla yapacaksın, buyurun. Bu bardağı yapmış, o da ağzını açmamış. Ulan sallamayın oğlum, şaka yapmayın ya. Rana bardağın ağzını açıyorum bak, bu ilimi unutma. Afiyet olsun Cafer, teşekkür ederim. Kremitlerini düzelttirsem Allah!
Görmüyor mu ana? Ulan Cafer ne ettin oğlum? Sabaha kadar izliyor. Geçen nerede? Geçen... Yahar lan, tabanca nerede lan? Kızrağına yatağa mı girdin lan? Hazırlan geliyor lan. Adam olmayan yesli elbiseye selam mı verin? Ayol! Buyur dayım! Biz bu yan için geldik. Baskına geldik. Aferin oğlum. Kaç türlü baskın vardı? Valla bilmiyorum ben. Üç türlü baskın vardı. Hı. Bir, haberli baskın. İhbaylı baskın, baskın gibi baskın. Alayım. Demek oluyor ki biz bu ya haberli, ihbaylı, baskın gibi baskın yapmaya geldik. Alayım. Onun için kalemini kağıdını çıkart, dediklerimi yaz. Bas tarayım. Geç şöyle. Yaz olmayı. Soy tarafta bir iskemle. Soy tarafta bir iskemle. İskemlenin dört ayağı var. İskemlenin dört ayağı var. Onun soyunda bir Amerikan bay. Bir Amerikalı bay. Üzerinde şişeler ve içkiler. İçki ve şişeler. Gelelim orta kısma. Orta kısım. Yaz olmayı. Ortada bir kayola. Bir kayola. Kayolanın iki ayağı var. Onun da dört ayağı var ha? Yani öteki ikisi gözüküyor mu? Gözükmemeyim. Adamın asabını bozma. İki ayaklı kayola. Yaz olmayı. Kayolanın tam üstünde bir battaniye. Bir battaniye. Battaniyenin orta kısmında 30 santimlik bir yükseklik var. Olmayı? Buyurayım. O halde bu battaniyenin altında bir şey var. Herhalde dayım. Acaba ne var? Ne var? Açayım bakayım. Bakalım dayım. Bu kadar basit. Yaz olmayı. İki ayakkabılı bir çizmeli ayak. İki ayakkabı bir çizmeli ayak. Uyumayı? Buyurayım. Buyur da bir buçuk ayak adam olduğuna göre bir buçuk adam var. Bir buçuk adam. Ha? Oğlum ayı yat! Soyadan çıkma bir ayak daha! Soyadan çıkma bir ayak daha! Ayı! Buyur bey! Çabuk içeri git! Ne kadar kişi varsa çay gelsinler! Başla bak! Başla bak! Ayı aslanım benim! Hepsini getiren bana! Yakaladınız mı komiser bey? Yakaladık ama kalk be olay! Ben şimdi onları kaldırmasını bilirim! Hı adamı! Rama neredesin lan? Yo Rama bana bir tuhaflık oldu. Bu Lütfü bana dans eder misin? Gel bir dans edelim. Yani bak şimdi abi, gelsin biz balkona çıkalım, serinlikte orada biliyor musun? Rana, kız portakallar suyunu mu çekti? Bilgen giresen gibi... Çıkır ki, kıpırdamasın lan kimse baksın. Eyvah! Ulan Maya bak, sen ne yapıyorsun burada? Ben otobüs bekliyorum efendim. Çok güzel. Peki senin ne işin var? Ama benim ne işim var burada? Ya koca kayı sen ne yapıyorsun? Mehmet görmeye geldi. Kim yan içinizde mi? Ben de burada görmeyeyim. Allah. Sorarım sana akşama. Akşama. O bana akşama, ben sana zabağla. Yaş lan kalk.
kaç defa adamın asanı bozma. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Büyüdüğün sağ. Ya oskucum oğlum bana bağırma ben oskucu adamım. Ben yedim büyüdüm ben. Ulan oğlum bana 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 bana. Ne diyorsun lan sen? Bana 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 bana. Yürü lan git kaç defa adamın asanını bozma diyorum sana. Ulan gidiyoruz lan. Bana 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 bana. Aferin lan bekçiye bak İngilizce konuşuyor be. Utanmıyor lan bu kıyafetle gezeceğim ne var konuşuk içince. Uyan. Yemin hala orada leveri bir kıyafet. Uyan sen kendi kıyafetini görüyor musun? Ne var kendi kıyafetini ne görüyor gayet demin. Ne lan bu ayın? Biz kıyafet balosuna gidiyorduk. Kıyafet balosuna giderken birden biri. Neydi lan o şöyle bakayım bastırma mı? Bana bak oyum, sen devletin yesim elbisesinin kıyafet balosunda yemenin cezasını biliyor musun? Sen biliyor musun? 6 aydan başlayın. 11,5 aydan. Sen nereden biliyorsun? Oho. Beyoğlu'ndan Cübaylı'ya tayin olunan başkomiser Cafer'e kız kız yaktı. Ay ya. Senin suyun ısındı tamamsın. Burada ne kadar kişi görüyorsam hepiniz birden Cübaylı kalabına gidiyorsunuz. Benim ne adam olduğumu bilmezsin. Bunu bilmem işin oynama lan. Siz ve siz de beraber hepsini mevcutlara götürüyorsun. Şimdi sağa gelince. Bak dinle İngilizcenin bu zili bekle bak. Hadi 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 oğlum arıyor. Bugün benim. Ya memur benim de dili dönmüyor bana hep ayı diyor. Ali nerede ayı nerede ha? Bugün ayı, benim. Kahvaltım hazır mı? Hazır bayım buyur ha. Evet be ayı be. Ha. Koy gibi açıma. Haber olsun bayım. Ulan bu simidin susamlayı neydi? Valla fırınca eksik koymuş herhalde beyim. Peki bu beyniden iki diş eksik. Fareler yemiştir ha. Peki bu çayın şekeri neydi? Dam gelmiş kahveci tek koyuyor. Yani ayı, şurada 3 kuruş maaş alıyoruz. Onu da kahvaltıya veriyoruz. Uyan sen yersen ben mi aç kalacağım be? Hadi neyse geçir boşver sen de bir insansın. Sağ ol beyim Allah razı olsun. Ali. Buyur bayım. Şimdi ben biraz uyuyacağım. Ha. Baban gelse beni kaydırma oydu mu? Başına bayım. Hadi aslanım. Bayım. Ha. Senin baban da gelse kaldın mı ben? Yok oğlum kaydırma. Benim babam öldü vefat etti gelmez kaydı. Tamam hiç meraklanma dayım kaldırma bana. Sen rahat rahat diyor orada. Hiç merak etme. Memur bey tuvalete girebilir miyim? Giriyorum ha. Aa ya. Komiserin masasında kahvaltı ediyor adama bak. Bu ne ayıp bu ne diyorlar? Uyuyor be. Ne demek uyuma? Memur kısmı bu saatte nasıl uyuyor vicdansızlar? Mesai başladı mı ki uyusun? Sabah 9'da yatar, akşam 5'te kalkar. Kalkınız. Dokunma lan ayı. Memur bende. Ayı kim lan? Benim beyim. Memur bende. Ayı başkomiser. Çok löbeli bir durumda gördüm sizi. Ben ne biçim adam olduğumu anlarsınız. Geri çekininiz. Kahve içer misin? İçeyim. Gözünü umudu mu koydun? Kalk hayat. Ben oturdun mu lan oturuyorsun? Bir başkomiser oturmadan nasıl oturursun aa, yavrum? Bu son olsun bir daha koymuyor. Ama. Gördüm oturuyordum. Demek ki sen bunu bilmiyorsun. Hayatta bilmemek ayıp değildir. İnsanın bilmemek... Bir memuru... Hakikaten böyle bir durumu... Hadi otur görelim benden abi. Onu bana getir. Sen benden yüksekte oturamazsın kalın. Ayağa kalkın karakol duası. Allah karakola büyük adam düşürüp de bizi şarka sürdürme. Amin. Ben çok akçı bir adamımdır ona bak. Ben mahiyetimi kardeş gibi severim. Yalnız onlardan bir şey rica ederim. Yani siz bundan sonra birbirinizle senli benli konuşmayacaksınız. Nasılsınız? İyiyiz, bizli sizli, böyle konuş. Emrah verir misiniz? Veririz. Buyurunuz, böyle istiyorum. Burası 100 numara mı? Evet. Hazırlayın, resimli bir gazete koyun, lavanta koyun. Biraz çiçek filan da koyun, istirahat buyuruşam biraz. Giyemezsiniz. Ne demek lan orası karakola ait değil mi? Bütün çarşı esnafa boyda giyiyor. Oh beyim o, esnaf burada mı rahatlıyor? Bundan sonra girmeyecek. Bana kriz ne zaman gelir belli olmaz. Bak şimdi yokluyor beni, yoklama yap. Evvela danışalım. Siz, isminiz neyiniz? Benim? İsminiz neyiniz? Latif. Soyadınız? Güzel konuşuyor. Allah için güzel konuşuyor. Kaça kadar okudunuz? İlk mektep 2'yi bitirdim.
Heyret hiç göstermiyor lan. Hem de ikincilik de bitirdi. Vay! O kadar okudun lan. Bu uzun tahsil hayatı seni sıkmadı mı? İkincilik de bitirdiğine göre çok çalıştın. Ya zaten sınıfta iki kişiydik. Bende şans yok, bir kişilik sınıfa düşemedim lan. Yoksa beni bardakla gösterirler, daha sınıf birincisi. İsminiz neyiniz? Ali. Soy isminiz? Meşe. Kaça kadar okudunuz? Beşi bitirdim. İnşallah yanlış duydum. Böyle bir hata yapmasın inşallah. Ne dedik bir daha bir bakayım. Beşi bitirdim. Kime sordun lan? Senin memurun ikiye kadar okumuş. Başkomiserin iş tahsili yok. Vicdansız sen beşi nasıl bitirir lan? Zabut tutlar, zabut. Sen beşi bitirin ha. Karakolumuz beşi başlarında. Ali Akasya ağacı, ne ağacıydı lan? Meşe! Ali Meşe! İlkokul beşi bitirdiğinden daha başka bir vesveye tayin edilmesini. Dayım kurban olayım ben ima. Sen? Tahsil adarsın oğlum, sen burada harcanıyorsun. Dayım ben radyoya kurban olayım baba. Bir daha soran olursa hiç tahsilim yok dirsin. Bu karakolda benden okumuş adam istemiyor. Baştan. Beni sorarsa bunu istemez o diyor. Çıkmadı mı lan o adam? Ay! Koşmadı, sen nerelisin? Ben Mayaşlıyım. Ne dedin? Mayaşlıyım. Bir daha bir bakayım lan. Ne diyeceğim başkomiserim? Kahramanmaraş. Sen neresin lan? Kahraman Diyarbakır. Başkomiserim, sen nerelisin? Kahraman Kayseri. Fedakar Kayseri. Koş bana bir kahve söyle. Nasıl olsun beyim? Ne demek ki başkomisere kahve nasıl olsun diye sorulmaz. Az şekerli, orta şekerli, çok şekerli yaptırırsın. O günkü psikolojik durumum. Hangisini içmem icap ettiriyorsa onu içerim. Defolunuz! Ne var ne yokunuz? İyilik sağlık başkanım. Yaşıyoruz işte. Geçenlerde bizim sayın olay geldi. Komiserim, çocuğu da sünnet ettirdik. Ben sana çocuğunun pipisini mi soruyorum lan? Haberiniz efendim. Orada durunuz. Fincanınızı alınız. Yavaşça da süreye koyunuz. Geri çekiniz ve gidiniz. Parası? Pastır geç! Eşyalısınız. Al götür bunu. Bunda göz var, içmeyen bu. Çıkmadı buna bu adam da alak. Bu ne bir daha bu karakolun helasına kabızlı adam sokma. Buraya kabızlı girmeyecek lan. Peki, ben nereden anlayacağım? Kabızın yüzü böyle olur. Baktın adamın yüzü böyle. O mülayimdir, girsin çıkar. Ulan kapıladın mı lan orasını? Yürü evde tamam ne? Yürü lan! Mayın gemisi gibi döke döke gel. Ne oldu? Bokuna bastı düştü. Başkomiserim, hadi buyur. Nereye buyurum? Sinirden geri kaçtı, nereye gidiyor? Başka ne var ne yok? Ha, mahalleye Esma adında bir kadın taşınmış, ev işletiyormuş, bütün mahalleli şikayetçi. Bizim mahallede randıman evi mi açıldı? Evet. Bir ev, bir ev. Gidim oğlum eşi. Alo. Alo. Niye çalışmıyor lan bu? Ha, Bekçon'un pilleğini feneğine taktı. Vicdansız, gece nöbette penlerde kullan, kunduz telefona koy. Geç şunu manyetine, Ceryan, Ceryan gelsin. Sularım var. Karıma haber verin, git yok. 220 mi yapıyor lan? 220 çevir, çıkmadı mı lan o adam da? Çıktı mı? O zaman bir işini sokun içeriye, çıkartın. Niye? Bağırman boşa gitmesin. Git şu hindiyi kovala oradan bakayım. Niye? Benden daha çok kabarıyor gibi geldi. Alo. Kaç numara soralım? 3-2 bir day. Santral bağla bakayım bana. Koru bakalım analarını aslan doğruyu.
Alo, burası Cibali Karakolu, ben başkomiser Cafer Kıskıvrak, ismim geçti mi selam durun. Oraya bak, duruyor bana, oraya. Kız, kimsin sen? Sermaye misin o evde? Ver, ananı ver, ananı, patronu ver bana. Kimsiniz? Sen misin Esma? Yaptığım istihbirete göre, Karakolu'nun pek yakında bir yerde bir randımayı ulaşmışsın. İcra-i faaliyette bulunuyor musun? Yattan hadi, vicdansızlık var, orada çoluk çocuk aile otur, utanmıyor musun? Ben orayı boşaltacaksın. Cehennemin dibine gidersin, o kadar. Uzatma diyorum sana. Sende bir karı vardı, duruyor mu sarışın? Beni mi sordu, ne zaman sordu? Değil mi lan? Ulan şu pazarcılara söyle, karakolun yakınlığına eşek bağlamasın. Başkomiser huylanıyor ya lan! Fazla geçme, çalış! Bak haberin olsun, yarın öğleden sonra evini basacağım. Sen karıları üst kata al, ben alt katı basarım. Beni mi çağırdın mı? Doğru, doğru! Bir yerden gözüm düşüyor. Ne o? İstidamız var da efendim. Dilekçe diyeceksiniz. Direkt koyun şunu. Yer düştü. Olmadı, baş aşağı oldu, kaç durdu. Sen hiç de tez durdun mu? Hayır. Yeni de durdururum şimdi koyma. Bir başkomiser bunu ters bir düzme olduğunu bilmez mi? Ben orada barınak kızı arıyorum, ona bakıyorum. Karışık yazmışsın, al kendin oku. Ne karışıyor, daktilo yazsın. Daktilo arızalıymış, bak bozuk çıkmış. O, bu bir piyestir efendim. Piyasada gezersin, biz karışmayız onu. Hayır efendim. Yani biz temsil vereceğiz efendim. Fırına tepsi vereceğin karakola mı soruyorsun, vicdansız? Değil efendim, otel bu yani. Yaz, otel müsaadesi. Otel açacağımdan... Karakolunuzdan soruyorum, kaç pencereli olsun? Kendinden dalga mı geçiyor lan? Hayır, ben otel açmayacağım. Ağzından otel lafı çıktı mı açacaksın? Nasıl açarım oteli? Yarına kadar temelini koruyacağım, kalkmış olur. Ne koyayım ben? Senin burada bir çırpıntı mı geçiyorum ben lan burada? Herhalde piyesin mevzunu öğrenmek istiyorsun. Mevzu nedir, oku ver. Mevzu anlatayım efendim. Anlatayım. Ben birinci perde açıldığı zaman, Otello isimli bir kumandan vardı. Kumandan mı? Evet. Kumandana ben karışmam abi. Öbe reisine götür, bak şu öbe orada. Ben kumandana karışamam. Ama siz piyese şey yapacaksınız. Ya ben karışmam oğlum, ben ne karışıyorum kumandana ya? Allah Allah. Kumandan da bu, mütekahit kumandan. Bu emekli mi o? He. Ver bana düşürsün. Nereli bu adam? Efendim bu Venediklidir. Venediklidir diye evet. Diyor, Venedikli. Venedikli'dir efendim. Ya lan, bir başkomiser Venedik'in nerede olduğunu bilmezse oturmasın buraya. Venedik, gözü kapalı bulurum. Yaz, Kayseri'ye 3 saat. Ne yapıyorsunuz başkomiserim, Venedik'te kayıtların ne alakası? İtiraz mı ediyorum? New York'un kenar mahallesi de lan. Biz biliriz, sen bilemezsin. Peki efendim. Lafınıza abdet edeyim. Edeyim efendim. Efendim bu Otello'nun Desdemona isminde bir de karısı var. Bu Yahudi karısı mı? Hayır, bu da Venedikli. Bir ifadede iki kişi aynı yerden olmaz. Yalova'nın köylüğünden gel. Çabuk ol, çabuk ol. İşim var. Horoz dövüşüne gideceğim. Efendim günün birinde Iago Desdemona'ya iftira eder efendim. Otello da Iago'nun sözlerini aldanır. Üçüncü perdenin sonuna doğru karısını boğar, öldürür. Ulan bu yaşma cinayet oğlum. Evet. Hazırlanın hemen. Ya hazırlan. Alo, santral. Santalı bana bağla bakayım, ikinci şüpheyi bağla. Cinayet mısın? Oğlum bırak başka atı sen balatı malatı şimdi, burada kazanı vurmuşlar be, sen de. Cinayet mısın bir? Alo, kimsin kız? Ne yapıyorsun kız? Cinayet mısın? Hulusi sen misin? Ne diyor lan kızık ya, ne zaman gidiyor? Vallahi iyilik nasip. İkramiye var mı bu ay? Çoluk çocuğu alıp gelsene sen, bize bir uğrayıp kahve içeriz. Hadi gözlerine mi öpürüm? Hadi ya, hadi güle güle. Uğra vallahi, gözünü çapağın yiyeyim hepsini. Hadi güle güle, sağ ol. Dudur kapatla, birisi karısını vurmuş. Hayır, vurmaz efendim, boğar. Vuruyor. Hayır efendim, perdenin sonunda yastıkla boğar. Bir vatandaş geldi, iyilik olsun diyor. Geldim ben, hadiseyi gördüm diyor. Kendisi. Beyefendiyi yazdım, şahat. Ya şahit efendim. Sen şahit olur, sen gördün. Kavgayı ayırmak istemiş, üstü başı kan içine kalmış zaten. Hayır efendim, yok kavgalı. Ulan kasaptan ciğer alın, sürüm üstüne bunu. Cinayet ne zaman mı oluyor, ne zaman oluyor? 500 sene evvel. 500 sene evvel, bu sabaha karşı oluyor. 500 sene, valla 450... Ne dedin lan? Sen...
500 sene olmuş bir cinayet için bir karakolu işgal etmenin cezasını biliyor musun lan? Bilmiyorum. Bakarız burada kanun sariyen yazar. Bakalım kanun ne? Sen kanuna bakamazsın, gitsin. Ben bakarım kanun. Kim koparttı lan bu sayfayı? Yaz. 500 sene evvelki Cibari Karakolu Başkomiseri belli olmadığından Katil'in hükmen belasına karar verildi. Getir bakayım. Gel şöyle gelinmez. Bilmiyorsan öğren. Başkomisere imzaya evrak nasıl gelir? Öğren. Şimdi sen başkomisersin. Ben de seni. Yani sen bensin, ben mamurum. Gel şimdi otur bak. İmzaya nasıl gelin? Öğren oğlum. Bilmem bak ayıp değil. Öğrenme bak ayıp hayatta. Evrağı istersin. Lan yaz. Bak gelişe bak, görüyorum bak. Durdum. Hafif döndü. Şu hareketi yapsın. Sen geçsen hala oraya. Ne bakıyorsun öyle baygın baygın eşe olaşık? Ne olur burada durursa bebe? Huylandın lan! Koydum. Güzel. Hayatta bilmemek ayıp değil mi? Hayatta öğrendiğin yeğen. Hep bu mevzuda çok arkadaşlarına yardımcı olur. Bir şeyi öğrenmen lazım. Bir şeyi öğrenmek için de bazı dikkatlerde yerimde gözümü var lan! Kurutürü, kurutürü kal! Pişt! Aferin, güzel. Geçer, koy ver. Geç elime. Divit nerede? Divit ne? Kalem, kalem. Ha, bekçi onu oğluma verdi. Karakolda kalem yok mu şimdi? Yok. Hadi evladım sen 3 ay sonra gel. Ne yapıyorsunuz efendim? Niye bu akşam? Ancak gelir lan git adama asamı boşam temiz. Bak senin için yazıyorum yazı Ankara'ya yaz İvedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara. Vatandaşın zaptı yarım kaldı acele kalem gönderin. Daha ne diyeyim oğlum? Evet eğer bir kalem içinse buyurun kalem var bende. Bir. Bu karakolda ilk defa imza atıyorum hayırlı olsun. Ulan bir horoz falan kelseydiniz. Bir tutukluk koruyorum kendimde. Allah'ım mahcup etme beni. Ne bakıyorsun lan? İlk defa imza eden adam mı gördün? Bakma nazar diye, bakma! Çok güzel atarım imzayı. Sana inat imza etmiyorum, parmak basıyorsun ama. Kaça aldın bu kalemi? Bana vermedin, hediye. Gözel sarma kalem. Dolma kalemi. Sarma kalem. Hediyedir efendim, bana vermedin. Zahmet etmeseydin ben, niye zahmet ettin onu? Ele açıksın vallahi gözünden beni zaten. Ne değil, bana hediye. Karakola hatıran olsun, hatırlarız. Dün akşam bir ifade vereceksin, baskın olmuş. Evet, efendim. İfadeni ver orada. Adam! Turgut. Ne oldu? Yazar oynatır. Ne diyorsun başta? Ne oluyor? Başta ne biçim burası? Ne oluyor orada, ne oluyor? Başkomiserim yazını oynatayım diyor. Oynasın. Tamam. Sen benim memurumu nasıl oynatıyorsun lan? Hayır oynatamadım efendim. Oyna bakayım Boris. Oyna, yap. Oyna oyna. Yap bakayım koca karılar hamamdan nasıl bayılıyor. Ama ben öyle demedim, söylediniz dedi yazar oynatır dedim efendim. Evladım ben yazarım, sıkışınca oynatırım diyor. Senin de bağırma hadi. Doğum tarihi. 1318. Baş. Yazsana, niye yazmıyorsun oğlum? Beni meşgul etme, çalışıyorum, bozuştuk okuyorum. Başkomiserim, benim okumam yazmam var ama ben yakanmayı giymem. Benim de 3,5'um var, 4'üm yok. Karakolu müşkül durumda bırakma. Teker teker söyle. 1318. Anlat. Efendim dün akşam nikahımla beraber Mis Lokamis apartmanına balayını geçirmek için gitmiştim. Bir baskın oldu. Yatakta başkomiser Cafer Bey vardı efendim. Şimdi başkomiser Cafer Bey yatakta... Ben seni gördüm orada. Ben de sizi gördüm efendim. Ben yatağın kenarına duruyordum, sen kenardaydın. Evet. Adem de yan... Çıkar lan Cafer oradan, çıkar! O neyi o? Cafer! Ulan ben bu kadar küçük miyim lan? Çıkar! Çıkar lan! Kazık atan adamsın ki ifade... Kazık atan adamsın bir ifade vermesini bilmiyorum. Geç şuraya. Senin namına ifadeni ben veriyorum. Dün akşam evlendiğim cezvem ile geziyordu. Şey pardon, zevcem ile olacak efendim. Cezve. Cezve de kahve pişer, zevcedir bu efendim. Yazdan maşrafa. Maşrafa olur mu efendim? İtiraz mı ediyorsun? Evet.
Otur ah de lan oraya. Hadi de orayı bir geç şurada koruyayım. Adamın sınırını bozma, anladın mı? Adamı sinirlendirme. Birdenbire aniden ansızın hava bozuverdi. Dün hava bozmadı ki efendim. Bozuverdi hava. Hava bozmadı efendim. Bozdu lan. Hayır, gayet güzeldi hava. Yağmur çiseledi yazdım. Hayır, yağmadı ki. Hulüzar esti, yaz bakalım. Hayır efendim. Dolu yağdı lan. Yapmayın başkomiserim, Ağustos'ta da dolu mu ya? Ben başkomiserim, Ağustos'ta gar yağdı. Hadi değiştir görelim, gar yağdı. Sular dondu. Vatandaş üşüdü. Her gün dört defa yaparım bu hareketi. Getireyim sahaya, kuru kuru. Koy oraya, geri gece geç. Gördün mü kocuğunun bebeğin anasını lampada yapıştırdı? Oğlum git başka yerde imzaya bassana sen. Ne bakıyorsun oradan? Gördün mü? Gördün mü çalınması diye? Şu gördüğün, şu gördüğün delikanlı var ya, şu gördüğün delikanlı benim oğlum işte. Allah bağışlasın efendim. Bu sana mezun oluyor. Maşallah aslan gibi efendim. Mezun olsun da bilmez. Ne soruyorsun lan bu kim diye, kalk ağaya. Rabia mı orası? Başkuslarım. Ne diyor? Bir arvat geldi, seni görmek istiyor. Ver beni konuş, kapa yeri. Vatandaşı hitap çektin ama, avrat. Kancık diyecek. Dahiliye vekaletinden gelen tahmimi herhalde okumuşsunuzdur. Hayır. Emniyet mensupları vatandaş suçlu dahi olsa vatandaşa karşı güler yüzlü olacak. Güleç olacaksın, sırıtın al. Bas be! Ne bakın sen, geç, geç! Efendim da? Orospu musun? Şikayetçiyim. Buyurun, nedir şikayetiniz? Mustafa, Mustafa Atman'ın ikinci katta oturuyorum. Dördüncü katta bir bey var, akşama kadar bir kapı sonuna kadar açıp dans edip rahatsız ediyor beni. Her şey için karakola gelinmez, git kendi aranda hallet, rica et, hadi yavrum. Rica ettim, bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Evlenir, keyifle benim, istediğim gibi çalar oynarım dedi. O mu dedi? Evet. Sana mı dedi? Evet. Sen git benden selam söyle de korur bakalım bundan sonra ne olduğunu, hadi yavrum git sen beni söyle onu. Söyledi. Ne dedi, bak dinle, bayılmıştır ismini duyunca. Başkomiser! Olmasın, alıştıra alıştıra söyle. Başkomiser Cafer bana buz gelir dedi. Haklı, oraya mı? Ulan yedi o be şimdi. Alo! Alo! Çakalara! Alo santral, bağla bakayım kaç numarası? 1455! Dinleri karıştırma, vicdansız, teker teker söyle. 1450! Duydum değil mi? Ben söyledim, sesimi inceledim. Benim oğlum, bu sefer mi? Allah bağışlasın. Alo, kimsiniz? Efendim burası Civali Karakolu Başkomiser Cafer Kıskıvrak Denk. Hakkınıza şikayet... Bağırma lan, ne bağırayım? Valla duman ederim sen ha. Valla gerisim analarına aslan doğruya koyuyorsun ha. Kimsin? Kim dedin, deli mi? İstersen alo Allah. Hey, vali mi? Vali, vali. Ulan gözüme artist girdi. Artist mi girdi? Ulan hastalık artist neydi o? Hangi artist o? Hangisi? Neydi Rafael? Rafael Bel. Felç, felç girdi gözüme. Alo, sayın büyüğüm nasılsınız? Ellerinizde götürmek için açtık. Hep bebeğiz efendim, Allah razı olsun, Allah başımızda. Yedim lan seni. Görecem ah, bir analarına aslan doğuruyor. Görecem nasıl kütürüyor. Bir emriniz varsa yapalım. Çarşıdan bir şey alınacaksa biz alalım, ucuz alalım. Allah başımızdan eksik etmesin. Peki başka bir besmeye tayin edebilir misiniz? Yok ben öyle büyük besme istemiyorum. Ben de Aksaray Meydanı'nda kaymakam yap git yet. Kalan ayağı görmüyor musun? Selam dur lan, selam. Allah başımızdan eksik, sağ olun efendim, sağ olun, var olun.
Bu ne beni bekçi mi yaptıracaksın? Şaşırdım, bekleyeceğime kıpırdadım. Ulan Satra, niye yanlış yere sokuyorsun fişi? Sıfıra değil oğlum, beşe sokacaksın, hadi ya. Alo. Halkınıza şikayetçi var, burası karakol. Başkomiser Cafer Kıskı bırak, ben. İsmin ne senin? Çabuk efendi, bir kadın geldi, iki gözü çeşme ağlıyor burada. Üst katta gürültüyormuşsun, gramofon çalıyormuşsun, yapma oğlum. Ne demek lan, zor kredi düşünüyorsan sen alt kata inersin. Hadi rey, bağırma. Duman ederim oğlum, ne iş yapıyor bazen? Manifat racı. Ne demek o? Bezdan, bezdan. Bu kumaş, koynek filan mı sanırım? Evet. Graviyet filan. Evet. Nasılsın Şaban, iyi mi ya? Ya uğrasana karakola, kahve içeriz be. Sen ısmarlan, sen ısmarlan ha. Dinle beni. Ya geçen gün gördüm seni, yolda gidiyordum, ne kocan adamsın be. Yaz böyle delikanlı, kara kaçtı, kara gözlü. Nasıl, sen gınalı mısın? Kaşların sarı mı dedin? Ne oldu lan, yangından mı aldın, ne oldu? Fakat Allah için yani senin vücut da yana, pelivan mısın desin be adam be. 150 kilo var mısın Şaban? Kaç? 33 mu lan? Şaban ne zaman süzüldün oğlum? Sende var mı koynek koynek? Sadokor, krem rengi, gönder bana bir tane. Başkomiserim. Gönder Bana da iki çorap. İki de çorap koy, rüşvet mi yiyor lan? Hadi gidiniz, hadi gidiniz. Oldu. Çok teşekkür ederim efendim. Görüyor mu halimizi? Gel bakayım gel. Bakayım bir vatandaş daha var. Polis verin. Gel. Buyurun, buyurun. Gücünüz kuyusun, gücünüz kuyusun. Ya lan bıçak mı çekeceksin, eşi olasın. Canavar da, Napolyon musun? Şolaşan lan. Ben bir spora git. Küfretmeyin ama efendim. Ama gülüyor bak, gülerek, eşi olasın. Bir şikayetim var efendim. Buyurun şikayetim, isminiz yazın ismini, zaman tutun. İsmin. Süreyya. Soy ismin. Bilmem. Yerde gurme, tamime ne lüzum var? Soy ismin. Bilmem dedim efendim. Öğren de gelmem için. Yanlış anladınız, soy ismi bilmem. Ama bana ne diyeceğine ben... Ama bilmem soy ismi, tesadüf. Çok esenteren ha, çok esenteren. Evet. Şikayetin ne? Köşedeki çorbacıdan işkembe çorbası içtim. Afiyet olsun, bana ne? İyi ama içinden naylon çorap çıktı. Çorba içtiğin içinden naylon çorap çıktı, bunu şikayet ediyor. Evet. Ulan vicdansız da bak. Meyve suyu içiyorsun, kapağına bakıyorsun, altından otomobil çıktı mı göbek atıyorsun. Ulan adam ikramiyeli çorba yapmış be. Fakir adam yün çorap koyamıyor, naylon çorap koyuyor lan vicdansız. Ne yapacağım ben şimdi? Git bir tas daha iç. Çorabın tekini bul diye ayağına be. Onun iki dükkan altında bir çorbacı var, o da iç çamaşırı koyuyor. Bugün birinde bir kavga çıktı, biz adamı aldık getirdik. Fır mı çıkartıyor? Kavga. Kaç kişiler bunlar? Bir kişi efendim. Alın içeri bakın. Gel bak, buradan gel. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Gülüyor. Alın çıkarın. Geminizden hareketi çıkarttınız. Hani ulan bir kişiydi, kaç kişi bunlar be? İsminiz? Benim. İsmin? Benim efendim. Senin anan avradın abi. İsmi başkomiserim. Ama benim bak, dinle çırpıldı geçiyor. Üst üste geldi. Diğer ismini soruyorum, benim diyor. Hayır efendim, yani ismi benim, sizinki cevap. Hayır onunki benim. Yani üst üste geldi de sinirleriniz bozuldu biraz. O da oldu ya, tesadüf burada. Tesadüf üstü geldi. Son ismin. Senin. Bu da mı tesadüf lan? Soy ismi? Senin efendim. Efendim ismi öyle. Sana senin diyor ya kardeşim. Efendim ben... Burada güler yüzle duruyor zaten. Ama benim senin efendim. Cafer Kıskıvrak. Benim senin. Benim senin. Kalkan ata ot at. Kahlan bana böyle. Ne iş yapıyor? Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'ndan enstrüman. Allah'ım sen kurtar. Bir aç şunu oradan abi. Abi hoş geldin, biz seni bekliyorduk abi. Anlamadım. Ya sizi burada görmek... Beni bekçi yapacaksınız. Bana nereden adam getiriyorsunuz? Abi nasıl koyduk gitsin? Maşallah, Allah nazardan.
Gel seni şöyle alalım. Aman rahatsız olmayın efendim. Sen misafirsin abi, senin gibi burada bir adamı görmek ne demek? Şöyle buyurun abi. Şöyle buyurun. Aman abi, bir hata ettiğin abi. Riyaz çubuğunu koyuyorum, oraya yastırıp istereyim. Çok güzel bir başı. Bildiğin gibi değil. Sağ olun efendim. İşte sen niye oturuyorsun? Kalsana sen, niye oturuyorsun oraya? Niye oturmayayım efendim? Onu yapmaz. Otursun mı efendim, o da otursun. He? Otursun. Girdiniz ha size. Gir demiştiniz, demiştiniz. Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nda enstrümanist. Çok büyük adam ağabey be. Çok büyük adam. Abi ne içersin? Teşekkür ederim, bir şey almayayım. Al götür hepsini, ayıp ediyorsun abi, sen 40 yılda bir geliyorsun ya. Bir ada çayı alayım efendim. Ada çayı, derhal abi. Bağla lan büyük adayı. Büyük ada! Büyük ada! Seni duyuyor mu? Karakola büyük adam geldi. Bir bardak çay ne? Gönder motorla. Biz Karaköy İstekesi'nden karşılarız. Damağını kapat, soğumasın gelinceye kadar, tamam. Efendim rahatsız olmasaydınız, ben bir tavşan kanı içeyim. Tavşan kanı, derhal. Avcı Mustafa'ya koş, bir tavşan kanı. İsterseniz siz de çok güzel yapıyorlar. Acılı lahme acı yapıyorlar. Bir güzel yapıyor lahme acı. Yedin mi? Kulağının deliği yanıyor zamanı. Efendim çok teşekkür ederim, ben de hemoroid var, acı yemiyorum efendim. Ne de olsa büyük adam görüyor musun? Hastalığı bile bizden daha lüks. Daha büyük. Biz nerede sana yetişemeyiz abi? Bende henüz basur var efendim. Bunda sivilce çıkmıyor, bu amacır da abi. Bir şey mi dediniz? Bir çay alayım efendim. Çay derim, bir çay gönderin. Ben de bir kahve alayım. Ziftin pekini iç, kahve. Nasıl olsun oğlum? Çok şekerli olsun. Abi cuvara mı yap? Kullanmıyorum, sağ ol. Ne biliyorum abi, yap cuvara. Bir tane alayım. Ne demek şimdi burada görmek? Sen üstesna. Ya bir sen git. Bir de kulağımın arkasına sokayım mı? Tabii yavrum tabii, bir de gözünün deliğine sok. Şu gözünün deliği maşallah büyük koruyor buradan. Çakmağı rica edeyim, çakmağı efendim. Lazım ol, lazım. Rica edeyim lütfen. Lazım, al, al oğlum al. Ulan ben o öldüreceğim, sen bu bizi. Şu kalemi de istirham edeyim. Başkomiserim kalemi hani biraz... Al yavrum, al yavrum, al. Çaylar! Bağırma lan, büyük adam var, görmüyor musun? Kahve benim yavrum. Dikkat edin. Şey diye öğrenin. Bak bardak nasıl tutuyor, ne hareket ediyor. Onlara çok dikkat edin. Buyurun. Aman evladım, bir hata etme. Parası? Ya parası lan, koşun al. Al paramı oğlum, niye gidiyorsun? Paranı alsana. Al paranı. Üstümü hemen getir. Üstü kalsın yavrum. Sağ ol abi, sağ ol. Sizi görünce sevinçten ağlıyor. Böyle alalım istersen. Teşekkür ederim, biraz kaldı. Bak dikkat et hareketlerine baba, bardağı nasıl tutuyor, koyuyor bak. Aşağı bakıyor, bir mana var. Git, hadi. Atık, atık, atık. Oh! 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 Yağcılık yapma lan, kibar ol. Ohumuz. Şapımız, şapımız. Efendim çok teşekkür ederim, makbule geçti. Buyurun. Makbule geçti efendim. Sabahleyin de arası geçti. Onlar birisinden kaçıyor galiba. Evet, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet ol bakalım, o sözü ben kapatsaydım. Ben bakarım falan. Ama kapatmadım. Ben açık falan bakarım zaten. Yavrum sana bir kısmet var. Allah aşkına. Nasıl bir şey, deve yükü gibi mi? Yok şöyle 35-40 santim. 5 dakika sonra mı desem? Bir saate kalmaz. Hemen yumurta için. Niye? Biraz sonra şarkı söyleyeceksiniz beye. Abi ne, nerede demiştiniz Riyaz Cumhur'un? Evet efendim, Filarmoni Orkestrası'nda enstrümanist. Ne adam ya? Abi, yoruluyorsun demiş. Evet efendim, çok yoruldum. Bilhassa başkanlar, elçiler geldiği zaman daha çok yoruldum. Bazen biz de gidiyoruz tabii, İngiltere, Londra, İtalya'ya bile gidiyoruz efendim. Olsun abi, nefes nefese kalıyorum daha. Enstrümanımız nefesli değil mi efendim? Nefesli. Enstrümanı nefesliymiş, kıymetli alet. Yoruluyor ya, adam yoruluyor. Şimdi arkadaşlar, ben neyse, ben kafam biraz çalışır da bunlar anlamadı. Bu yani... Bir romani bırak, astrofistrin dedim hocam.
bu sizin midir efendim? Sizin şahsi malınız. Evet, daha doğrusu enstrümanınızı merak ettim. Onu merak ediyorum. Aleti. Tabii efendim, anlatayım. Benim enstrümanım şöyle bir şeydir efendim. Vallahi büyük adam var. Efendim, üzerinde 5 tane, bir tane de altında olmak üzere 6 tane deliği vardır efendim. Kabul edersiniz, 6 delikli mi? Evet efendim. Vay be aram. Arayacağız mısın be? Efendim, alttaki deliğe bastığımda ses çıkar. Ne çıkar? Ses çıkar efendim. Kabul edersiniz, sesli müdür? Evet efendim. Destekle geliyorlar. Evet, sizin dünyana kadar ilerledi be. Bak, ses dahtırıyor be. Param olsa ben nihayet dahtırırım. Ben merak ettim efendim. Enstrümanınız si bemol mü? Evet efendim, si bemol. Çok kıymetli bir alettir efendim. Onu dikkatli saklamanız lazım. Ama. Efendim, geçenlerde bir arkadaşıma vermiştim. Neyi? Enstrümanımı efendim. O da tutmuş başka bir arkadaşına vermiş. Ama çok hor kullanmışlar be. Eğer oğlu kıymet bilmez. Kafe derseniz portatif mi? Evet efendim, hatta destekte cebimde geliyor. Ne dedi? Cebimde bile taşırım efendim. Cebinde mi taşırım? Evet. Hem de iyi cebinde. Evet efendim. Vallahi bir adam be. Efendim, iki parçadır. Kaç parça? İki parçadır. Birbirine vidayla monte eder kullanır. Vidalıyor musun? Evet efendim. Paranın koca kor olsun. Paran olacak, alacaksın 15-20 parça. Vidala. Eskidimi kaldır abi, al 10 parça. Ben ala vallahi bir kadar destek falan geldi. Bana ne pahalık geldi. Efendim, geçenlerde başımdan çok müessif bir kaza geçti. Aman geçmiş olsun. Müsaadenizle oturabilir miyim? Tabii efendim, buyurun. Çok affedersiniz ya. Cevap ediniz çok tatlı efendim. Sağ olun efendim. Caddeden karşı karşıya geçiyordum efendim. Bir kamyon gelip bana çarpmaz mı? Ben yuvarlanırken enstrüman elimden fırlayıp kamyonun tekerinin altında kalmaz mı efendim? Elinizle mi geçiyordu bunu? Evet efendim. Yeğidin malı meydanda durur. Nazar neydi, nazar? Efendim, nasıl bağırdım, nasıl üzüldüm anlatamam. Nasıl bağırman abi, nasıl bağırman be? Bağırmağına kıymet kaçıyor da dünyayı yıkıyorsun be. Bu astır bistirin abi, ne diyorsun? Hem de kamyonun altında kalıyor, nasıl ezilmiştir, eğrilmiştir böyle. Evet efendim, ondan sonra elime tornavida çekiç aldım, düzelttim efendim. Çekiçten mi düzelttin? Evet efendim. O günden sonra da efendim, kendisine özel bir kutu yaptırdım, devamlı onda taşıyorum efendim. Malının kıymetini bilecek. Tabii. Korsun kutuya, kilitletsin. Kutu nerede? Kutu nerede? Nereye bırak? Üstünde oturuyorsunuz efendim. Şimdi... Ben ağa! Vallahi büyük adam be. Efendim, isterseniz açıp göstereyim. Aman ha! Bir neyse de efendim, gençler var, aşağılık duygusu gelir. Şimdi anlamadım oğlum, adam anlatıyor ya. Siz de ama yani cahilsiniz be. Arkadaşlar biraz daha rica ediyorlar efendim. Tabii efendim, ben orkestrada klarnet çalıyorum efendim. Ne yapıyorsunuz? Klarnet çalıyorum. Bu dediğiniz ama o düğünlerde öyle galaklı böyle delikler var üstünde. Evet efendim. Zurnaya benziyor. Evet, zurna da denir efendim. Köpek havaları filan, evet. Taksimler. Sizin işiniz o mu? O efendim. Bak lan Oğuz bu çocuğu. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi lan. Estribistleri açtım lan. Çekilin lan, dur geliyor, dur. Koş çay paralarını al. Bak bakayım ayağımın arasından. Golgoylar gibi gözüküyor mu? Gus'tan gariyor ya, Gus. Adamı nasıl gözünden anladım? Nasıl bir istirin olduğunu? Hakikaten anladınız.
Siz böyle oyaladınız, ağzını aradınız onu. Tebrice, tebrice. Evet, tebrice. Benim oğlum bizim emezim. Allah bağışlasın. Halit, hadi. Geçi. Geliyorum canım ha. Yürüyor mu? Kıvırmadan yürüyor ha. Geldi öz düşmanı, geç ifadeni ver. Geçi, geç. Bu boş durmasın, kuru kahve içeyim, otur kahve koysun içim. Adın. Adi. Sen adın? Civelek. Ne kuruyor, vazifene devam et. Civelek. Civelektir o, sen bakma. Babanın adı? Cevat. Sil Cevat ismini orada. Cevat benim. Rahmetli babamın adı. Rahmetli babamın adını yazamam oraya. Benim de babamın adı. Senin babanın adı Ahmet. Hayır efendim. İbrahim. Hayır efendim. Senle ne uğraşacağım ulan? Yaz babası yok piç. Don tayi. 1342. 1342. Hey, 1342. Yazdın mı? Yazdım. Emin misin? Eminim. Sana sorar mı? Vallahi ben bilmez miyim onu? Anlat. Dün akşam ben rejisörüm Türk'ün evine gitmiştim. Kapıyı açık gördüm. Odadan içeri girdiğimde komedinin üstünde içki vardı. O içkiden içtim. Orada bir şey gördüm. Ondan içtim. İçtim. Gerisini hatırlamıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Hep öyle oldu. Hep öyle oldu. Sonra bir devam. Son efendim kalktığım zaman Sayın Başkomiserim Cafer Bey'i yanımda gördüm. Beni vardı ben sarhoşlukla. Daha siti yok. Çıkar lan ben oradan. Çıkar. Geç kazı kadar adamsın. Yaz. Yaz. Ben söylüyorum ifadesini. Doktorun verdiği raporta göre bende Sahip İlmanan hastalığı var idi. Bunu niye durdum? Başkomiserim, Sahip İlmanan neydi? Hastalık olmak şeydir yani. Öyle bir yani bir yani binaya bir faraz ayağını onu öyle demek lazım ki. Yazsana oğlum, beni tertiş mi ediyorsun sen? Yama, ben öyle manasını bilmediğim şeyleri yazmam. Oğlum yaz, işim gücüm var, horoz dövüşüne gideceğim lan. Bravo beyefendi, insan manasını bilmediği şeyleri yapmamalı efendim. Tabii öğrenmeyi ondan sonra yazmalı değil mi? Ama siz şanslı memursunuz. Şanslısınız çünkü başınızda böyle hakikaten dirayetli, malumatı geniş, kültürlü, derin bir başkomisere sahipsiniz. Burada bir başkomiser mi geçti? Yok, size söylüyorum efendim. Bu bütün güzel şeyleri bana mı söylesin? Tabii. Yalancının anası olsun bunlar. Efendim, mahiyetinizdeki bir memuru eğitmek sizin vazifeleriniz arasındadır. Şimdi memurunuzdan Sahip İlmanım'ın manasını açıkça izah edersiniz. Yüksek bilgilerinizden hep beraber istifade ederiz efendim. Evet, dinliyoruz. Ben namaza gidiyorum. Davati değilim, kaza namazı lan. Uykuda gezme hastalığı. Uykuda devriye hastalığı, yaz bakayım. Ama benim öyle bir hastalığı. Hastasın, kim var lan, alam içeri. Dört beyefendi, kim var lan, şöyle bak ya. Lan bu be. Elinizi çekiniz oradan. Oraya geçin, dün akşam baskılamış, ifade veriniz. Adın. Rana. Yana. Lahana değil, Rana. Niye yazmıyorsun oğlum sen? Niye yanlış yazıyorsun? O sana lahana mı diyor, dili dönmüyor. Lahana değil o, İrana. Başkomiserim, niye harfi kayıp? Yine mi düştü harfi? Harfi arayın. Harfi bulun bakalım. Yeter adı koy çürt. Eh, buldum. Ulan bu bizim karakolun değil, bu Balat karakolun. Oradan gelmiş buraya, gönderin bunu. Efendim ben buldum galiba. Ben buldum, ne göz var diye hemen ne göz keskin. Buldum da verdim ya. Ben buldum. Siz buldunuz. Kim buldun? Siz. Sen buldun, niye yalan söylüyorsun? Buyurun, bizim burada. Barnama diye kağıda yazacak. Soyadın? Şaheser. Şaheser. Şey. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Başkomiserim, duyup duyken şeyime basıyor. Şeyime bastın be senin, ne dedin? Burası benim memurumun şeyine nasıl basıyor lan? Şey harfini bulamadı, biz de bastık. Allah cezanı vermesin, kadın sana yardım ediyor. Sen de oradan hemen talaşlanıyorsun bir. Ali! Ali! Buyur bakayım! Ali! Ali! Ulan ayı! Buyur bakayım! Bak şurada bunu geziyorlar, bir bak bakalım oraya. Babanın adı? Ali! Ayı! Doğum tarihi? 1920! 1300'ler bitti, 1900'ler var. Vatan aynı karakolcumu şu durumda bırakmak için kalkıyorsun 1900'larda doğuyorsun. Kolay sayıda doğamam, 1'de, 2'de, 3'de. Ne demiştin? Doğum. Ya sezeryen. Ama dün günü Cafer Bey'le buluşmak üzere. Çıkar Cafer oradan. Çıkar Cafer oradan, kaç, geç oraya. Karışamadın, kim ben biri, komiser bey. Seni alçak namus, kadınlarla basılmaya utanmadın. Ben kadınla basılmadım, erkekle basılmadım. Yok, evet.
Çalmadı ki. Çalmışsınız, ha evet. Çalmadı başkomiserim. Gizlice, sen bilmezsin onu. Komiser Bey, beni kocamın koyuna giren bu alçak, namus, utanmaz erkek... Nereden tanıyorsun adamı, tanıyor musun? Senin kocanın ahlakı bozuk, el alemin koyuna giriyor. Ben artık belki de yaşayamam komiser Bey, ben ne yapayım şimdi? Seni ben alırım, ben adına gidiyorum. Hadi, kim varsa alın içeriye. Ezrail geldi, ah, buyurun ne istiyorsunuz? Sizi ilgilendirmez. Ben buranın başkomiseriyim. Ne zamandan beri? Hanımefendi bu masayı vuramazsın, bu masa devlet malı. Alüminyum baş bu. Ne baş? Bak orada numarası var. Alüminyum baş. Bahır baş var. Maden baş. Şöyle geçin, ne istiyorsunuz? Ya sebepsiz. Gelsin. Buyurun. Söyleyeceğim, görüyorsun ki sinirliyim. Sinirsen gidersin, elektrik şokolat olursun. Buyurun, anlatın. Amir Bey, ben kocamın bana ihanet ettiğine dair bir zabıt tutturmuştum. Ne zaman tutturdunuz? Dün tutturdum efendim. Taze evrak muameleye konmaz, 3 ay sonra gelir. Şimdi dakikada bakacağım. Bakmıyorum, git istediğin yere şikayet et, hadi git. Ben de savcılar. Otur bakılıyor, çabuk şaka da anlatayım. Tamam, gidelim, gidelim. Hanımefendi içeride bekliyor, fenalık geldi. Merhaba Cafer Bey. Siz Sami Bey'in karısı mısınız? Evet. Utanmıyor musunuz, randıman evlerinde basılmayı? Ayol, ben oraya, Allah'ın emriyle mürvet görmeye gittim. Geç oraya. Geçelim, oldu. Allah Allah. Ne oldu? Allah Allah. O gülü kafanda nasıl yetiştirdin? Suyunu kulağından mı veriyorsun, gel. Bağırma lan zibidi, ne bağırıyorsun? Kim bu bey? Geç bakayım şuraya. Sami Bey'in kızı mısın sen? Ha. Utanmıyor mu lan baca kadar bu o evlerde basılıyor falanlarda? Ama ben ayıda basamadım. Gel çık kalan, konuşma. Dur hadi. Herkes kocan ifade verecek, hiç öyle bağırma çağırma istemiyor. Buyurun anlatın bakayım size. Caner Bey amca, ben malayını geçirmek üzere nikahlı kocam Turgut'la beraber o eve... Bir dakika. Kocamızı gösterebilir misiniz? Kocam. Aha, aha şu de, abartma. Aa şu var, hoca. Ulan senin nikahlı karın var da ne bileyim, haberim yok ulan! İmdat! Polis! Polis! Çakırma tansiye! Üstten, siz de kırbaş basına! Kavga durdu mu lan? Durdu baş Osman'ın! Başkomiserim, hesabınız efendim. Böyle bütün hesabım. Evet efendim. Yavrum, üstü kalsın, dön arkamı. Abi, olur mu? Yavrum, bu yapılır mı? Kadın arabamı bırak. Buruna kavgası mı yapıyorsun? Ama kabahat sizde de, kabahat bende de de. Bütün kabahat benim gibi hiç tahsil olmayan başkomiseri karakola verendi. Bir kere daha itlif ediyorum, vallahi bu cehaletim nasıl Arap saçına döndürdü durdu işleri. Yıllardan geri benim abi. Sen kaça kadar okudun? Efendim ben 3 sene Edebiyat Fakültesi'ne gittim. Ondan sonra 2 sene kadar Tıp Fakültesi'ni okudum. En sonunda Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. Benim istikbalime sen mal oldun. Bana okuyacak okul bırakmadın lan. Yeğenim vallahi tahsilli adam olduğumu çok seviyorum abi. Helal olsun. Bak yeşil olsun efendim. Gel bakayım gel. Geç. Yeni evlisiniz, bak sana bir nasihat da bulundum kızım. Evlilik denizde giden bir gemi. Öyle düşün. Deniz bu ya, bunun fırtınası olmaz mı? Doğru. Rüzgar olmaz mı? Sakin zaman mı olacak, hep sakin olmaz. Bana tatlı yuvayı pekleştirir. Maksat el ele verip o fırtınadan gemiyi göndermek, kurtarmak. Tamam ya? Doğru ama bizim zaten kabahatimiz yoktu, tesadüfen oradaydık. Şimdi ben onu anladım ya, ben onu anladım. Burada tesadüfler hep böyle bir evet, şey olmuş ya. Yanlışlık olmuş. Hadi Allah mevzu etsin, evlendiniz. Babana selam söyle. Kocanın, karının kıymetini bil. Olur. Bu da babanın hatırası. Sarma kalem, al götür bunu. O sizde. Sen bir yaptın. Sizde kalsın efendim. Yok. Baba hatırasına hürmet et oğlum. Hayır, o kalem sizin olsun. Nahir. Hoş gördüm, tanıştığımıza memnun oldum. Çok memnun. Oğlunuzu da tanımak istedim. Güzel mazum oluyor. Size gelince genç, güzel bir kadınsınız. Kendinize koca bir yol çizdiniz. Artık bu yerlerde olun, evlen, çoluk çocuğa kavuş. Hadi Allah'a emanet olun. Güle güle, siz serbestsiniz, gidebilirsiniz. Aa, çok teşekkür ederim. Bir dakika, sizin yanınıza bekçi vereyim. O neden o? Bu saatte... yolunda iki kadın yalnız olmaz. Cafer Beyciğim, ben de müsaadenizi rica etsem. Müsaadesiz değil. Yalnız gitmeden evvel size bir şey sormak istiyorum, bana akıl verir misiniz? Buyurun, buyurun, buyurun. Cafer Beyciğim, benim kızım var ya kızım, sakız çiğnemesini çok seviyor. Gördüm, demin ağzı oynuyordu. Ve her yerde sakız çiğniyor. Çocuk ya, çiğnesin. Hatta tuvalette bile. Diyorum ki, acaba tuvalette sakız çiğnemek günah mıdır, mübah mı? Bence günah olacağını zannetmiyorum ben de. Belki tuvalette sakız çiğnemenin bir sakıncası olabilir. Nasıl? Birisi kızını görür, ağzı oynuyor, belki boğuyor zanneder.
Kadının derdine bak, bana ne sorun. Koruyon değil mi? İşte, iç yüzümü koruyon. Beni bak şurada yorgunluğumu koruyon. Fakat bir, yine de iyi dayanıyorum. Hakikaten işin çok zormuş Cafer senin. He ne yapacağım ya, zaten hiç zor olmadı. Kadro yetersizliğinden 4 gün 4 gecedir nöbet bekliyormuş. Bu çocuk mahvoldu, bitti. Bunun da bir ağası var biliyor musun? Ağası sabahleyin bekliyor sormuş, meraklanmış. Ben bunu göndereyim, gitsin bu istirahat etsin, onun yerine ben bu gece nöbete kalırım. Ben eski toprak, bana bir şey olmaz. Yarın akşam gelir. Sen bilirsin. Hadi yavrum. Sen bana bir şey yapsana. Kıymalı bir yaprak sarması yapsana. Nasıl canım istiyor biliyor musun? Yapayım ama biliyorsun ayın sonu. Tamam be, sen de nereden çıkartıyorsun kıymalı yaprak sarmasını, hiç sevmem zaten be. Zorla bir yedireceğim bana ya. İstemem kalsın, yapma yapma diyorum diye. Sen sade suya papara yap, her zaman gel. Yesem yesem bıkmıyor. Başkasım ne diyorlar? Size bir telgraf var. Hayırdır inşallah, al şunu götür aç. Hayır olsun dayı. Ulan. Gel bakalım. Okumak bilmezsin, merak edersin. Vicdanın el vermez, onu uyandıramaz. Gel de oku bakalım. Can, ne istiyorsun? Efendim, enstrümanımı unutmuşum, onu almaya geldim. Ben de gözlüğü evde unuttum, yaşlandık artık. Gözlük yok, bunu okuyamıyorum. Şu telgrafı bana bir söksene bakayım. Rahat ediyorum, biliyor musun? Sevgili babacığım. Benim oğlum bu sene mezun. Bu telgraf oradan geliyor abi, başım döndü, kusura bakma, ben bir çökeceğim. Mezun oldum, kurallar çekildi. Cibali Karakoluna başkomiser tayin edildim. Sizin ve annemin ellerinden öperim oğlunuz. Ağlıyor musunuz? Soruyor, ağlıyor musun? Ağlıyorum, ayıp mı abi? Ama o bilmiyor ben ne ağlıyorum. Ben neşemden ağlıyorum, gururumdan ağlıyorum. Oğlum işte helal olsun. Mezun oldu. Babasının yerine çalıştı karakola. Komiser tayin oldu abi. Bundan daha güzel bir şey mi olur? İşte emniyet kadrosu bu abi. En az ortaokul mezunu, lise mezunu, kolej mezunu, en üstü mezunu, üniversite mezunu. Okumuş adam. Okuyan adam, kültürlü adam, kanunu okur abi, kanuna göre hareket edilir. Ya benim gibi cahil olursa kafadan Arap saçıma gidiyor. Ağlıyorum ya, ayıp mı lan? Ben ayrılıyorum zaten, ben ayrılıyorum. Şu karakolun çatlak duvarlarına bakıyorum, şuramda bir şey yanıyor abi. Bu meslek öyle meslek ki, bilmeyen bilmez abi. Bayram, pazar bilemezsin. Hasta olsan yatamazsın. Çocuğun da olsa göremezsin. Anan ölse gömemezsin. Böyle meslek abi. Ecelinle bile ölemezsin.